Rahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 1911 senesinde takriben 110 yıl önce Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin içinde 100 alimin bulunduğu 10.000 kişiye vermiş olduğu bir hutbedir. Hutbe-i Şamiye. Şam'da Emevi Camii'nde hatta bir kısım rivayetlerde e, Hz. İsa radıyallahu anh'ın oraya ineceği, Hz. İsa aleyhisselamın oraya ineceği, Hz. Mehdi radıyallahu anh'la beraber olacağı da söyleniyor. Şam Emevi Camii ama şimdi tabii tahrip edildi. Yıkıldı, büyük bir tahribata uğrandı. Herhalde o vazife olmuştur. Eğer o hadislerin kavilleri tam doğru ise ki öyle anlaştı. Üstad hazretleri de oraya gitmiş çünkü. 1911 senesinde Üstad Hazretleri 35'li yaşlardayken e, takribi 10 bin Müslümana içinde 100 ehli ilim, büyük alimin bulunduğu bir cemaate Üstad Hazretleri Cuma namazı gibi bir hutbe irade ediyor. Tabi Üstad Hazretleri böyle bir hazırlıkla gitmiyor oraya. Üstadı oraya çıkartıyorlar. Bu hutbeyi bugün sen okuyacaksın. Hatta öyle diyorlar. Bazı zatlar demişler ki bu zat geldi artık konuşmamışlar. Büyük alimler bu kelamın üzerinde kelam bu beyanın üzerinde bir beyan olamaz. Onun için bu bediüz zamandır. Daha bir şey konuşmaya gerek yoktur demişler. Üstad Hazretleri orada İslam dünyasının içine düştüğü, İslam dünyasının içinde bulunduğu bazı hastalıklardan, sıkıntılardan bahsediyor. Ve bunların kurtuluş çaresi. Eğer o zamanı muhiti düşünürsek, tarihi olarak, tarihi bir nazarla Osmanlı'nın çöküş başlamış. Hatta büyük bir tahribat var. Avrupalı olmak, Avrupa'yı bir anlayış yerleşmeye başlamış. Artık insanlar meşrutiyeti görmüş yani cumhuriyetin ilk adımları atılmış olmuş. Meşrutiyeti meşrua 1908-1909. hükümetler artık babadan oğla değil seçimle iş başına gelme dönemleri başlamış. Bununla beraber büyük bir tahribatı azime var. Mesela düşünün şimdi Afganistan'da bir sıkıntı var. Devlet yıkılıyor. Bir ee, örgüt mü dersiniz ki yani tabir yanlış olmasın menfi bir manada değil de bir cemaat gibi anlıyoruz. Taliban ehli sünnet yahut ehli sünnete yakın olduğu bazı konularda da radikal olduğu görülüyor. Zahiren zahire göre baktığımız zaman Kur'an hizmetkarıyız diyen bir takım insanlar bir takım gruplar devleti ele geçiriyor. Ee, i̇şte dış güçler oradan kovalıyor. Ama orada bir halkın içinde dur dur bulunduğu durumu bir düşünün bakalım. Ne olacak? Ne hal? Öyle bir zamanda birisi hutbeye çıkıyor. 10 bin insana, 100 alime ders veriyor. Ve o kendi isteğiyle çıkmıyor, çıkarılıyor oraya. Hutbey i Şamiye. Bediüzzaman Hazretleri'nin meşhur hutbesi. Tabi bu kaydediliyor. Üstad Hazretleri orada 6 e, kelimeden, 6 meseleden bahsediyor. Tabi biz tamamını okumayacağız. E, o 6 kelime nedir? Ecnebiler Avrupalılar yani Hristiyanlar Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurunu vusta orta çağlarda bırakan durduran ve tevkif eden altı hastalıktır. Yani biz İstanbul'u fethetmişiz orta çağı açmışız evet doğru çağ açıp çağ kapatmışız. Orada demişiz ki biz İstanbul'u fethettik ya çağ açtık orada kalmışız. Orada durmuşuz başka bir şey yapmamışız. İşte var mı evet Osmanlıların buluşları gelişmeleri var doğru var. Ama o kadar var işte. Orta çağ işte takriben 1600 lira kadar o çağın etkisi, o ıslahatın etkisi devam etmiş. 1600-1650'lerden sonra işte Lale Devri, Kanuni Sultan Süleyman'ın Avrupa'dan kanunları getirip İslam Devleti'nin orta yerine bir bok sıçmasıyla yaptırdığı 40 çeşmenin de 40 sene aksa o boku temizlemeyeceğini Zembilla Ali Efendi'nin yani Osmanlı'nın Şeyhülislamı'nın devlet başkanı olan Kanuni Sultan Süleyman yüzüne vurmasıyla Osmanlı'nın çöküşü başlamış. Geri gelme başlamış. İlerleme olmamış. Üstad Hazretleri öyle bir dönemde yani 1911 o Kurunu Usta'dan, Orta Çağ'dan, 1650'lerden, 1700'lerden 1920'lere kadar, 11'lere kadar, Osmanlı'nın tamamen çöküşüne kadar olan dönemde altı şey bizi geri bıraktı diyor. Altı mani vardı önümüzde diyor. Bir, yeisin Ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. Ümitsizliğe kapıldık. Biz yapamayız, biz edemeyiz. Mesela biz yapamayız demişiz. Avrupa demiş ki Amerika siz o yapmayı denediğiniz çalıştığınız uçakları toprağın altına gömün Kayseri'ye. Masrafları da bize yazın. Biz size uçak veririz siz niye zahmet edeceksiniz demişler değil mi mesela? İşte ondan sonra Kayseri'ye toprağın altına gömmüşler. Ümitsizlik başladı. Biz yapamayız. Bizden olmaz. Türk milletinden olmaz. Müslümanlardan olmaz. İslam dünyasından olmaz. Bu içimizde öyle yayılmış, öyle bir ümitsizlik vermiş ki adeta Kur'an'daki o e, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. La taknetu min rahmetillah. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden ümid... kafirler ancak ondan ümidini keser ayette bir cihette masada olmuşuz. Ümitsizlik başlamış. Şimdi bazen yer makam münasebetiyle söylüyoruz. E, mesela elhamdülillah Türkiye'de şu anda ciddi bir teknoloji atağı var. İşte uçaklar, uçak savarlar, İHA'lar, bilmem TİHA'lar. Dünya kadar aletler yapılıyor. Teknolojik Uçaklar yapılıyor. Yapay zeka, internet teknoloji kullanılıyor. Bak ne oluyor biliyor musunuz? Aslında belki çok bir şey de yapmıyorlar. Öyle düşünebilirsiniz. Ama ne oluyor? Ümit veriyor ümit. Biz yapabilirmişiz ya. Bizim mühendislerimiz bunu yapabilirmiş. Mühendislerimizin Avrupa'ya gidip orada lüzumsuz yere çok küçük paralar karşılığında yani Türkiye'ye göre büyük ama onlara göre küçük paralar karşılığında beyinlerini satmalarının aslında hiçbir manası, hiçbir gerekçesi yokmuş. Türkiye'de de insanlar, Müslümanlar düşünüp İslam'a hizmet etmek adına bazı iştihatlar, bazı ıslahatlar, bazı yeniliklerle Kur'an'a hizmetkar edebilirmiş teknolojiyi. Bak işte buyur. Şimdi Ermenistan'ın taarruzundan Karabağ yahut da işte Azerbaycan'ı kurtaran kimdir? Evet bir cemaattir, bir topluluktur, bir fikir. Ama aslında tek bir adamın ümit vermesidir bana göre. O İHA'ları düşünen, geliştiren çocuğun Selçuk Bayrakları'nın ümit vermesidir. Onun ümit vermesi İslam dünyasına öyle bir kuvve-i manevi oluyor ki tarifi yok. Hatta hatırlarsanız dersler, derse başlamadan önce bir yer okuduk. Neydi okuduğumuz yer? İbrahim abi okudu. Ee, ne diyor? Ee, mesela diyor, sizin diyor bir araya gelip kuvvetli imanı tahkiki derslerini almanız veyahut da vermeniz, tebliğ yapmanız ve imanı tahkiki ders alıp akait ilmini o dersi öğrendikten sonra tebliğ etmeniz ehli imana, Müslümanlara öyle bir nokta istinattır ki, dayanak noktasıdır ki o Müslümanlar der ki kaderi bilmez, ruh meselesini bilmez. İslam'ın bazı derin akaid meselelerini, kelam meselelerini bilmez. Ama der ki ya benim bir abim var, benim bir kardeşim var, benim medresem var. İşte Risale-i Nur kitaplarımız var veya İslami kitaplar var veya hoca alimler var. Alimler ve hocalar İslam'ın, İslam'a karşı zındıkaların, münafıkların attığı en büyük iftiralara dahi cevapları vardır bunun. Biiznillah sen bana burada ne dersen de, Efendimiz'e dair ne iftira atarsan at. Yüz 100 tane bin tane şeytan dahi gelse beni bu itikadından vazgeçiremezsiniz. Evet ben bilmiyorum doğru ama bilenler var. Bak benim ümidim kırılmadığı için o desteği şeytaniye mağlup olmuyorum. Hatta diyor Çin'de bir adam imanını kaybetmek üzereyken duyar ki bir eser telif olmuş. Hakayka imaniyenin bütün meselelerini izah ve ispat etmiş. O adam Çin'de diyor o kitap okumadan imanı kurtulur. Niye? bilir ki onlar aslında izah edilmiş, ispat edilmiş. E, e, kavli, e, estağfurullah, kavi bir taklidi imanla, takliden kuvvetli bir imanla imanını orada kurtarır diyor. Şimdi bu da böyle. Müslümanlar yapamaz. Onu yapamaz, bunu yapamaz. Amerika'ya meydan mı okuyabilirsin? Okudu nasıl okumadı işte okudu. Değil mi mesela Zeytin Dalı Hareketi'nde gelme vururum yakarım dedi vurdu gitti mesela düzeltti. Mesela yapılabilir miymiş? Yapılabilirmiş. Tabiri diğerle iman tekniğe meydan okur muymuş? Okurmuş. Evet. Bu kitapları bastırmamışlar. 600 bin tane kitap elle yazılmış. Gazeteler o zamanki sol gazeteler manşet atmışlar. Demişler ki iman tekniğe meydan okudu demişler. Kalsın bir şey olmaz. İman tekniğe meydan okudu demişler. Bak ümit geliyor insanlara. Dolayısıyla bu asırda bize ne lazım? Bir ümit. Ama şimdi ben ümit veriyorum. Diyorum ki ya Türkiye çok güzel günler bekliyor. Teknoloji hamleleri şunlar. Şimdi ümit vermeye bir şey yok ki. Herkes ümit verir şimdi. Ama sen 1911'de yani 600 yıllık bir devletin çöküşüne çöküşüne tanıklık ederken ümit vermen zor mesele. Senin benim harcım değildir işte o. O zaman o ayet biraz daha tecessüm ediyor görünüyor. Ümidi kesmemek. Anlatabildim mi? Peygamber Efendimizin tebliği yaparken Tayyip'te taşlanıp gelip işte amcaoğullarıma anlatırım ya ben bundan daha kolay yok deyip gidip de orada da taşlanıp gelip hakaretlere maruz kalıp geldiğinde yine ümidini kaybetmeyip Cenab-ı Hakk'a yönelmesi. Üstad Hazretleri'nin öyle bir dönemde tekrar Şam'da Emevi Camii'ye gidip hutbeye çıkartıldığında birinci cümlesi ümitsizliğin kaldırılıp yerine emelin ikame edilmesi. İki, sıdkın, doğruluğun hayat içtimaiye siyasiyede ölmesi. Hem sosyal hayatımızda hem de siyasi dünyada doğruluğun ölüp yalancılığın koz gezmesi dersimizin mevzusu bu. Tamamını okumayacağız. Biz bu dersin tamamını 2-3 sene önce okumuştuk. Ondan sonra bir arkadaşımız o derse geldi. Dedi ki ya ders buymuş, hakikat buymuş. Bundan sonra ben başka bir yere gitmem dedi. Bu böyle bir derstir Hutbe-i Şamiye. Ondan sonra üçüncüsü adavete muhabbet. Şimdi bunları 6 tane okuyacağım ama tekrar döneceğiz ikincisine. Yalan söylememek yahut doğruluk. Dersimizin mevzusu bu. Adavete muhabbet. Bizim önümüzdeki hastalık düşmanlık etmeyi seviyoruz biz ya. O zaman. Halbuki adavete adavet lazımdır. Düşmanlığa düşmanlık etmemiz lazım. İnnemel müminler <laughs> ihve. Ya müminler kardeştir yani o kadar basit daha detayı yok yani. Kur'an bizi kardeş yapmış diyor Peygamber Efendimiz. Bitti. Yani sen şimdi mesela bu ayet-i kerimeyi burada anlıyorsun da sen 1400 yıl öncesine git bakalım bir. Tamamen her şeyin para ticaret üzerine kurulduğunu, insanların birbirini sattığı, köleliğin olduğu bir dönemde Ebu Bekirle yahut Ebu Cehil'le büyük zatlar, önde gelenlerle Habeşli bir kölenin kardeş olmasını anlat bakayım nasıl anlatacaksın? Bugün bu ayeti sen görüyorsun, anlıyorsun. Doğru da o gün öyle değil. Efendimizin benim zihnim zihin dünyamda yaptığı en büyük ıslahatlardan birisi müminleri kardeş yapmaktır. İnananları kardeş yapma. Nasıl yani? Müminler bile zorlanmıştır. Ne yani ben Habeşli bir köleyle aynı seviyede mi olacağım Allah'a? Oo olmaz var Nasıl oluyor? E şimdi bile mesela patron işçiyle beraber olmak istiyor mu? Aynı yerde yemek yiyor mu? Aynı onunla girip beraber arkadaşlık yapıyor mu? Onunla statü farkını koyuyor her zaman için. Her zaman böyle. Veya daire başkanı, genel müdür, bakan, vatandaşın halkın arasına tebdili kıyafetle çıkıyor mu? Çıkmıyor. Statü farkı koyuyor. Ama öyle bir yerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam herkesi tek, tek seviyeye getiriyor. İşte inma'l mu'minu ikhvetun ayet-i kerimesini öyle anlıyorsun. Sonra eslihu beyne ehaveykum. O halde o halde kardeşlerinizin arasını bulun. Vettaqullahu Allah'tan korkuyorsanız tabii ki. Ondan sonra leallekum turhamun umulur ki yani biliniz ki o zaman merhamet size gelir. Ama şimdi kardeşliğimizde küslükleri dünya kadar meseleleri görüyoruz. Çok da müdahale etmiyoruz. Ya ama ne yapalım diyoruz. Beni çok da diyorsunuz ilgilendirmez. Şimdi Garetsan bize kalır ihale. Halbuki Kur'an diyor ki işte Hucurat Suresi bu meseleleri anlatıyor Kur'an'da. Kardeştir, kardeşlerinizin arasını bulun. Size kardeşlerinizin arasını bulmak farzdır diyor. İki küsün arasını bulmak, barıştırmak. Bu karı koca olur, iki dost olur, anne baba olur, evlat kardeş olur. Hani anlatabildim mi? İki birader olur, komşu olur. Ucu açık ama üzerimize borç. Adavete muhabbet. E maalesef biz o kurunu usta 1450'den, 1500'lerden 1900'de 400 yıl kadar Adaveti sevmişiz, düşmanlık etmeyi. E şimdi mesela Alevilik bahsini okuduk değil mi? Derste var mı bir tane ötekileştirme? Ve üstadın üslubunda, Risale-i Nur'un üslubunda bir ötekileştirme var mı? Ya Üstad Hazretleri diyor ki Hristiyanlar da bizim kardeşimizdir diyor ya. Niye? İttifak etmiş dalalet zındıkasına karşı yani ateizme karşı, Marksist zihniyete karşı, Kemalist zihniyete karşı bizim diyor Hristiyanlar da kardeşimiz. Niye onlar Allah'ı, peygamberi ve ahireti kabul etmişler? teferruatta ayrılıklarımız var. Füruatta. Onun için kardeşimiz diyebiliriz. Niye? Eğer diyor, hatta Üstad Hazretleri diyor ya, komünizm hem İslam'ı hem Hristiyanlığı yenmiştir. Hristiyanlık diyor, komünizme karşı İslamiyetle Hristiyanlık ayrıyken mağlup oldu. Fakat diyor Hristiyanlık ve İslamiyet bir araya gelince komünizmin esamesi kalmadı. Ya bunlar tabi bazı ilmi meseleler ama biz bilmiyoruz bunların nasıl vukua geldiğini. 1945-50'lerde Demek ki bir zat gelmiş belki Hz. İsa Aleyhisselam bu vazifeyi yapmış. Yani İslamiyetle Hristiyanlığı yakınlaştırıp Müslümanlarla İsevilerin kardeş olduğunu eğer beraber olmazlarsa da komünizme karşı yenileceğini anlatmış. Ki neticede iki din kazanmış komünizm tekrar mağlup olmuş. Mesela dünyanın en büyük komünist devleti aslında Rusya olması Rusya'da çökmüş olan Çin. Ama muazzam kapitalist bir devlettir. Komünizm adıdır yani onların sadece. Aslında temelinde ne var? Kapitalizm var. Yani insanlar para karşında köle gibi kullanılması var. Komünist bir anlayış değil aslında tamamen. Dünyada komünist öl komünizm ölmüş dolayısıyla. Neyse uzatmayalım da kısaca ee, Hristiyanla Müslümanın dahi kardeş olması lazım gelir diyor. Ha buradaki kardeşlik onları taklit manasında değil. Ya ne yani şimdi Hristiyan kardeşimizdir bir şey olmaz. Bir Hristiyanı Ticaret yaparken ne diyorsunuz gördü bir şey diyor musunuz? Hakaret ediyor musunuz? Hey kafir, hey Hristiyan sana ticaret vermiyorum. Seni ülkeme so Var mı böyle bir şey? Yok ya hangi çağda, hangi devirde yaşıyor? Böyle bir şey yok. Onlar da insan Yeter ki Allah'a inansın, ahirete inansın, peygamberini kabul etsin. İnşallah bir vakit gelir peygamber efendimiz de kabul ederler. Ki bir kısmı kabul ediyor. Şimdi protestan katolik meselesi var ya. Yani o katolik azdı zaten. Neresiydi merkezi? Neresi? Yani bizim e, İstanbul'da açılan he? Yok yok ya o kadar büyütmeyin işi ya. Yunanistan'la Ayasofya'ydı işte. Ayasofya'dan mevzu halledildi yani. Katolizm, Katolik kilisenin işi bitti yani. Bir şey kalmadı. E, zaten Protestanlar e, bir cihette kabul etmişler öyle ciddi bir ırkçı yaklaşımları yok. Onlar zaten meseleyi halletmişler. O da şeyle halloldu. Korona meselesinde e, ne? Papanın, ha, papa'nın aczini itiraf edip maskeyi takıp piyasaya çıkmasıyla Papa'dan da bir cacık yokmuş dediler. Papa'yı da reddettiler teknoloji ve bilim. Dolayısıyla protestanlık koronayla bitti. Ondan sonra koronanın neticesinde o kargaşada, hengamede Ayasofya'nın açılması da Katoliklere ciddi sert bir darbe vurdu. Bir cihette bitirdi. E, bunun arkasında İslamiyetle birleşme var aslında. Uzun ayrı. Dördüncüsü ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmek. Ha, bizim vazifemiz ne? Bizi birbirimize bağlayan şeyler nedir? Her birimizin Rabbi bir, peygamberi bir, Kur'an'ı bir, 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 yüze kadar bir. Her birimizin işte memleketi bir, milleti bir, komşuluğu bir, akrabası bir, bak say say muhtarı bir, kaymakamı bir, 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 binlere kadar bir, bir. Bu kadar birbirler bu kadar binlikler uhuvvet, muhabbet ve vahdeti iktiza ettiği halde çakıl tanesi kadar küçük olan hangi şeyi sen muhabbetine, uhuvvetine, kardeşliğine set, engel teşkil ettireceksin yani? Koyabilir misin yerine? O zaman insanlara ne anlatmak lazım? Irkçılık değil. Niye? Üstad Hazretleri izahını yapıyor, hakime yapıyor hem de. Siz diyor bu memlekette ne mutlu Türk'üm diyene gibi ırkçı ifadeleri yani Türklük manasındaki ifadeleri kullanacak olursanız Türkleri bu millette memlekette ezdirirsiniz diyor. Nasıl yani? Bu milletin diyor onda üçü Türktür. Onda yedisi sahir milletlerdir. Türkiye için bahsediyoruz. Türkiye'nin onda rakam 30 milyon işte. Türkiye'nin nüfusu 80 milyon işte onda üçüne tekabül eder aşağı yukarı. Eğer diyor siz Türkçülüğü söylem olarak çok devam ettirirseniz karşınıza diyor onda yedi yani takriben 50 milyon rakip alırsınız. 50 milyona karşı 30 milyon erir. Ama siz diyor nurani bir rabıtı olan İslamiyet'i milliyet olarak kabul etseniz o zaman diyor Türklük muhafaza edilmiş olur. Hakim bir şey diyemiyor üstada. Aynen bu mahkeme müdafasında ırkçılık meselesinde bunu izah ediyor üstad. Aynen öyle. E sen şimdi bu memleketin yarısı Kürt, yarısı Türk, yarısı Laz, yarısı Çer, herkes bir şey söyler o zaman. Karşına rakip çoğaltırsın. Öyle değil mi? Muhalifleri çoğaltırsın kardeş. O muhalifleri çoğaltmamak için de burası İslam memleketidir. Bizim milliyetimiz de İslamiyettir. İslamiyet milliyetimizdir bizim. Yoksa Türklük şu bu ancak diyor perdeyi gayb açılsa, lehvi mahfuz azam görünse kimin Türk olduğu görünür. Kimin Ermeni olduğu görülür. Devlet de zaten bunun önüne çengel atmak için ne yaptı? 200 yıla kadar soy ağacını koydu önüne dedi ki kesin çenenizi öyle havadan attığınız gibi değil neslinizi ortaya dökerim dedi yani eğer çok konuşursanız dedi. O Türk'üm diyenler baklar ki doğudan ağırdan gelmişler. Ben Kürdüm Kürdüm diyenler de İç Anadolu'dan gitmişler. Ee, Yavuz Sultan Selim'in tebdili mekan meselesinde. Yani yer değiştirme meselesinde halk birbirine karışsın diye. Sonra herkes kesti çenesini. Bir kısım Kürtçülük savunanlar da Ermeni olduğunu, bir kısım Türkçülük savunanların da Ermeni olduğu aşikar oldu. Bir cihette devlet el altından hükümet daha doğrusu aba gösterdi. Dedi ki bırakın ırkçılığı milliyetçi. Ben öyle anladım o olayı yani. Milliyetçiliği ırkçılığı bırakın. Mesele budur dedi. Evet. O zaman biz ırkçılık değil, daha ziyade neyi anlatacağız insanlara? İslamiyet kardeşliğimizi. Eğer ben İslamiyet kardeşliğini esas tutsam 2 milyar Müslüman var dünyada. Ama Türkçülüğü esas tutsam kimin Türk olduğu da belli değil. Ben Türk'üm diyorum zahiren ama benim arkadaşlarım bana diyor sen Kürtlere benziyorsun diyor. Böyle kaşlarımız falan şey olunca biraz daha böyle canlı olunca gür olunca diyor ya senin şiven de Kürtlerle beraber çok takıldığımız kaldığımız için öyle diyor olabilir de bir şey olmaz yani. İmanlı bir Kürt, imansız yüz Türk'e, imanlı bir Türk, imansız yüz Kürt'e bedeldir. zaman ifadesidir bu. Ben diyor işte ee, Mehmet Feyzi gibi yahut da işte Hüsrev gibi bir Türk kardeşimi imansız yüz 100, bin tane Kürt'e değişmem. Siz neyin ırkçılığını yapıyorsunuz diyor yani. Hani üstad o zaman kasıtlı olarak Said'i Kürt'ü diyorlar. Hatta Hüsrev abi gibilere diyorlar ki Said Kürt'tür. Elhamdülillah Türklerden çok alim vardır. Sizin bu Kürtlerin arkasından gitmeniz Türk milletine ayıptır diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Devlet şey bu. O zamanki propagandası. Abiler aynen böyle yapmışlar mahkemelerde. Türklerden çok alimler vardır. E Said Kürt'tür. O Kürt'ün arkasından gitmek bir Türk milletine yakışmaz. İfadeleri düşünebiliyor musunuz? Bunlar yapılmış tabi kısmen de adamlar muvaffak olmuş. Tabi muhakkaten muvaffak olmuşlar. Yani kısa bir zaman muvaffak olmuşlar. Yoksa umumi o işlerin devri geçti. Mesela Türkiye'de hala işte bir tane Türkiye yedi tane Kürt öldürüyorlar. Bir tane Kürt çıkıyor bir Türk aileyi tarıyor. İşte Mamak'ta yakın zamanda Suriyeli bir genci bir genç öldürdü bilme. Ama muhakkak dikkat edin, devam etmiyor. Farkında mısınız? O devir geçti. Irkçılık devri geçti. Millet uyandı artık. Sen ne yaparsan yap. Bu millet kesinlikle o meselelerin öyle olmadığını biliyor. İstanbul gibi bir metropolde yani 20 milyon insanın yaşadığı yerde birbirlerine öyle karışmışlar, öyle güzel evlenmişler, öyle güzel çocuklar olmuş ki o mesele bitmiş gitmiş. Öyle bir dünya yok. Anlatabildim mi? Ne yaparlarsa yapsınlar bir şey çıkartamazlar. Merak etmeyin bu memleketin başına ırkçılıktan bir şey gelmez. Bediüzzaman o meselenin belini kırmış çünkü. İdeoloji olarak da belini kırmış. O zaman biz dördüncüsüne nurani rabıtalar anlatmak. Yani biz kardeşiz ama neden kardeşiz? Kardeşlik sebeplerimizi tarif etmemiz, tanımlamamız ve genel geçer bir şekilde umumi kaidelerle tarif etmemiz. Yoksa ırkla, milliyetle kardeşçilik olmaz ki. Beş çeşit çeşit sari hastalıkla gibi intişar eden istibdat. Maalesef işte son 200 yıl Osmanlı'nın özellikle meşrutiyetçiler yani özgürlükçülerle o özgürlükçüleri kontrol altına almak isteyen istibdat, dayatma, tek adamlık. İslam dünyasında maalesef şu anda hala var. Türkiye bunu parçalamış. Yani Türklerde bir devlet anlayışı var. Ondan dolayı bunu çabuk geçmiş, kolay geçmiş, basit bir e, sancıyla geçmiş gibi görünüyor aslında ama mesela İslam dünyasında şu anda Arap liderleri hala tek adam olmak için çok şeyi peşkeş çekiyorlar. Yani istibdatlarını koruyabilmek için, kraliyetlerini devam ettirebilmek için hala e, dünya kadar meseleyi peşkeş çekiyorlar. Uyanmamışlar daha. Ama Türkiye hususan Türk milleti, bakın burada hususiyet açıyorum. Türk milleti erken uyanmış. Kürtler onlara göre biraz daha sonradan uyanmışlar. Ama onlar da uyanmış. Çünkü beraber yaşandığı için zaten diyor Etrak ve Ekrat birbirinin aynıdır diyor Üstad Hazretleri. Etrak Türkler, Ekrat da Kürtler demektir yani. Birbirinin içine karışmış ya o zaman da. Altı, menfaati şahsiyesine himmetini hasretmek. Yani herkes kendi menfaatini düşünür. Kardeşini başkasını düşünmez. İnşallah o işler geçecek. Artık başkası için, başkaları için yaşamak. İsar hasreti diyoruz ya. Sahabenin en büyük senayi Kur'an'ıya mazhar olan özelliğidir. İsar. Sahabe nedir? Sahabenin en büyük vasfı nedir? Zekat vermek falan değildir. İsardır. Kur'an-ı Kerim onları İsar hasretiyle met eder. Ve yusiruna ala enfusim velev kâne bihim Onların hassasiyetleri İsar hasretidir. Nedir? kendi nefsinden vazgeçer, kardeşinin nefsini tercih eder zorluk anında. Kendine ehemmiyet vermez, kardeşine ehemmiyet verir. İsar hasreti. Bu İsar hasreti bu millette, bu memlekette ne zaman tekrar inkişaf eder, tekrar yükselirse bu millet, bu memleket tekrar kendine gelir inşallah. Evet, işte bu altı dehşetli hastalığın ilacını ben bir tıp fakültesi hükmünde olan hayat içtimaiyenizde eczahane-i Kur'aniyeden aldığım altı kelime ile beyan ediyorum. Kur'an eczanesinden tıp fakültesi hükmünde olan içtimai hayatımızda, sosyal hayatımızda. İnsan nerede öğrenir her şeyi? Sosyal hayatımızda sabahtan akşama kadar ne kadar ameliyatlar oluyoruz değil mi? Başımıza neler ya? O tıp fakültesine Kur'an eczanesinden şifalar lazım. Hastalık belli. Ama tedavisini her içtimai hayattan, felsefeden şuradan buradan olmaz. Altı kelimeyle cevap veriyorum diyor. Üstad Hazretleri tabii bunları güzel güzel anlatıyor. Biz ne okuyacaktık? hizb, yalan meselesini okuyacaktık. İnşallah başka bir zaman, başka bir vakit bu hutbe şamiyeyi şerh ederiz, okuruz, mütalaa ederiz. Yani. Sual, her şeyden evvel bize lazım olan nedir? Cevap, doğruluk. Sual daha, ondan sonra başka yalan söylememek. Bu şey var ya Kur'an'da. Ya eyyühellezine amenu aminu billah. Ey iman edenler Allah'a iman edin. Ya i̇man ediyoruz ya. ya. Öyle değil mi? İman ediyoruz zaten. Ya eyyühellezine aminu. İman edin. Aminu billah. Yani iman edin. Bir daha tekrar ediyor. Anlatabildim mi? Bu belagat kaidesinde bir düsturdur yani. Olan bir şey bir daha söylemek. İşte münafıklara hitaptır. İçlerinde hastalık var aslında inanmıyor. Onlara muhatap olup ey iman edenler gerçekten iman. İşte kafirlere hitaptır. Estağfurullah. Ehli kitaba hitaptır. Hristiyandır. Yahudi inanmış ama batıla inanmış. Ey iman edenler yani Hristiyanlar Yahudi'ye iman edenler iman edin. İslam'a gelin. Peygamber'e gelin. Veyahut da bizim ehli imana, Müslümanlara, sahabelere hitaptır. Yani bizlere hitaptır. Ey iman edenler imanınızı takviye edin, kuvvetlendirin ki iman dersleriyle Ye ise ümitsizliğe düşmeyin. Bak bir sürü manası var. Bu da onun gibi. Bize her şeyden evvel lazım olan nedir? Doğruluk. Önce doğru olacağız. Daha yalan söylememek. Sonra sıdk. Hepsinin içine alır. Ciddiyet, doğruluk, emanet, fetanet. Hepsi içindedir. Buna sıdk denilir. Uzun bir ders mevzusudur. Sıdk, Sadakat sözüne bağlı olmak. Peymani yeminini, ahdini bozmamak. Yani bu şu demek değil. Birbirine borcunuz var. Üç kuruş. Gününde ödeyemedin. Ulan sen nasıl Müslümansın? Münafık herif. Sözünü tutmadın. Öyle değil. Bizim bir abi var böyle. Kendisi çok meselelere riayet etmez de söz tutma konusunda. Mesela sen ona dersin ki abi Allah izin verse yarın geleceğim dersin. Gidemezsin hemen Whatsapp durumuna yazar. <laughs> Mü, mü, münafığın alameti üçtür sözünde durmaz. <laughs> yani sen münafıksın der. Yani direkt veya der ki abi yanlış anlamama der münafığın alameti üçtür de. Tabii garibandır yani ona bir şey dememek lazım da. Anlatabildim mi? Hastalık ya. Böyle şeyler görüyorsunuzdur etrafınızda. Eşten dosttandır yani eşraftandır. Ben, abimiz derken nur talebesi manasında söylemiyorum. Nur talebesi öyle olmaz da. Öyle gelip giden kardeşlerden abilerdendir. Ama böyledir yani. Hemen seni ya üç kuruşun paranı diyemedim diye ya, yarın geleceğim deyip gelemedin diye bana sen münafık diyemezsin ki. Anlatabildim mi? O bir alamettir. Doğru ama bana münafık diyemezsin sen ondan dolayı. Ne derim ya kardeşim ya zaruri bir işim çıktı. Ben seni kandırmak niyetiyle yapmadım ki bunu. Amacım seni böyle kasten dolandırmak, kandırmak, yalan söylemek değildi ki. Ama hasbel beşer dünya hali böyle oldu. Kusura bakma diyebilirsin. Anladın mı? Buradaki e, sadakat yani yeminine, sözüne sadık olmak o da olsun elbette. Ama buradaki sadakat birincisi biz kalu bela dedik değil mi yani? Dediler evet. Önce o söze bir sadık olmak lazım. Kabul etmişiz ya kulluk vazifesini hepimiz üzerimize almışız. Cenab-ı Hak bize tevdi ettiğinde demişiz ki ya Rabbi biz bu vazifeyi yaparız demişler. Evvela o söze sadakat lazım. O söze göre çalışmak, gayret etmek, hamiyetli olmak lazım. İhlas, Allah'ın rızasını esas tutmak, halis olmak, hulisi kalp sahibi olmak. Sebat, inandığın yolda yürüyebilmek, devam edebilmek. Mesela sen derslere geliyorsun. Diyorsun ki abi ben derslere geliyorum, bir sene geliyorum, iki sene. Sonra bir bakıyorsun 10 on sene, 15 on sene, 20 sene tamam işte müstakim nurcudur o. Yoksa adam bir geliyor bir başta abi tamam diyor ya biz diyor doğru yolu bulduk. Bura ora diyor. Bir hafta, iki hafta, bir ay, iki ay bir bakın. Çabuk dolduruyor herhalde hazinesini, e, semerini. Kayboluyor bir daha görünüyor. O sebatkar değildir işte. Sebat etmek, dayanabilmek. Yani her meselede o gelen e, musibetlere karşı o musibetin anlık olduğunu bilip geçmişini ve geleceğini düşünmeden o musibete anlık müdahale edebilmektir. Sebat budur. Yoksa ya 10 sene gelecek, 10 sene, 20 sene biz ömrümüzün sonuna kadar bu derslere nasıl devam edeceğiz? Bu sebat değildir. Nedir peki bu? Bu seni ümitsizliğe götürür. Nedir? İstikametsizliğindir senin. Sebat bulunduğun an. Elhamdülillah bugün pazartesi. Perşembe dersinde daha çok var. Allah büyüktür ama inşallah geleceğiz. Ama sen ömrünün sonuna kadar bütün pazartesiler, perşembeler daha o günler gelmeden gelmiş gibi düşünüp kabul edip şimdi onun yükünü alsan ezilirsin o imtihanın altında. Anlatabildim mi? Dolayısıyla sebat inandığın yolda yürüyebilmektir. Bir şey inandın kabul ettin mi? Fes Bitti istikamet. Daha ötesi yok. Yani sonuna kadar, ömrünün sonuna kadar o inandığın şeyde sabit kalmak. İltifatta yükselip tahkirde bozulmamak. Rampayı çıkarken hararet yükselip yokuş inerken inmesi gibi değil yani. Rampada da inerken de düzlükte de her zaman o hararet ibremizi sabit koruyabilmek. İstikamet dediğimiz şey bu. Sebat lazım. Müslümanların en kıymetli hasreti şu anda sebatkar metin olmak. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en külli vasıflarından birisi sebat etmesidir. Ümitsizliğe hiç kapılmamış. Nereye gitti? Elinde kalmış ve gene devam etmiş. Sebat odur. Zaten sebat bu bambu ağaçları var ya öyle diyorlar bambu ağaçları. Ben görmedim de nasıl olduğunu evde sadece masada falan gördüm de. Toprağa ekiyorsunuz 30 sene sonra çıkıyor alttan. Sonra 30 metre, 20 metre, 10 metre, 10 metre büyüyormuş. Böyle. Sebat odur işte. Bir süre mesela siz örnek veriyorum. Şimdi bizim hizmetimizde bir sebat etmek var. Ben bunu kendi dünyamda görüyorum. E, i̇lk hizmete başladığında, ilk derslere başladığında kimseyle bir şey yapamıyorsun. Bakıyorsun, ümitsizliğe kapılıyorsun. Ya nasıl olacak bu işler falan. Sonra aradan bir 3-5-10 sene geçiyor. Sistem kuruluyor. Sen sebat etmiş oluyorsun. Artık bazı şeyler kendi kendine oluyor. İşte bir tarafta okuma programı faaliyeti oluyor. Abiler kardeşler o işe sahip çıkıyor. Senin yükü, omuzundan yükünü hafifletiyor. Memnun oluyorsun ya. Elhamdülillah diyorsun ya. Abilerimiz kardeşlerimiz gittiler hizmet sahip. Benim gitmeme gerek kalmamış. Bak. Ama eğer sen sebat etmez bir iki sene içinde bu yoldan davadan dönersen o zaman bir şey yapamıyorsun. Bir süre sonra hizmet katlanarak gidiyor. Yani bu bizim şeydi matematikte bir konu vardı ya. Karekökün tersi nedir? Yan yana çarpmalar var ya 5 kere 5 kere 5 kere 5 kere. Hocam biz unutuyoruz sen unutmayacaksın ya. Safa abi senden yardım isteyelim abi. He? Üstü sayılar ama onun bir tarifi var. Değil değil. Mesela diyor ya mesela 5 yazdı. Bu demektir ki 5 beş tane 5'i çarpacaksın. 5 beş kere 5 beş, 25. 25 kere 5. Ondan sonra sonuçta 625 ile 5'i çarpıp gitmek. Katlayarak gidiyor yani. Parabol. Parabol. Heh, tamam o katsayının sürekli artması. Sebat böyledir. Mesela siz bir kişisinizdir. İki olursunuz. Bir adam bulduğunuzda üç kişi olmazsınız. iki ile onuçlar. Bir adam dört olmazsınız. İki kere dört sekiz olursunuz. Bir adam daha bulduğunuz zaman sekiz ile onu çarparsınız. İki çarp on altı olursunuz. Sayı bir bir artmaz bir yerden sonra. Bak bizim hizmetimizde de öyledir. Mesela hizmetle devam edersin, sebat edersin. Bir süre sonra öyle katsay ticaret ticarette öyledir senelerce biriktirirsin değil mi? 10 sene 20 sene hiçbir şeyin sahibi olamazsın. Ama sistem çalışıp sen sebat etmeye başladın mı artık her sene 3 kat 5 kat sermayen artar. Anlatabildim mi? Öyle mi değil mi? Öyle oluyor değil mi Sefa? Ticari meselelere girdiğimiz için senin alanın orada sana sormamız lazım. Katlayarak ama 3 sene 5 sene. Şimdi mesela Sefa diyor ki ya diyor ben diyor abi diyor ticareti kendim başladım diyor. 4-5 senedir elhamdülillah Cenab-ı verdi. Aslında Sefa'nın 5 senelik ticareti değil bu. Onun altında 25-30 sene babasının sebatı vardır aslında. Babası para bırakmamıştır ona. Misal temsilen söylüyorum yani. Hani bırakmış bırakmamış meselesi değil. Bırakmamıştır. Ama ona 30 senelik sebatın o bambu ağacı gibi tohumun altına yerin altına ekli o tohum var ya. O sefaya direksiyon geçtiğinde 30 çarpı 5, 30 çarpı 5 olarak büyür sürekli. Yoksa sefa ama sefa kendine göre baksana mesela. Sefa öyle değil anlıyor bu derslerden. Ben yaptım diyebilir. İbrahim abi ben yaptım diyebilir. Ali Osman ben yaptım diyebilir. Hayır efendim. Abilerimizin, üstadımızın, peygamberimizin koyduğu bir hizmetin üzerine sen sebat ettiğin için katlayarak gidiyor. Yoksa ben geldim bağlımda bir sene de şöyle yaptım. Hayır efendim öyle bir şey yok. Daha önce sebatkar insanlar burada sebat etmişler. Tohum ekmişler. Sen onların üzerine konmuşsun yani. E, dolayısıyla kendimizi bir yere koymak gereksiz olur. Değil mi? Sebat böyledir sıdk, sadakat, ihlas, sebat ve tesanüttür. Tesanüt, ihlas bahsini müteala ettik, çok istifade ettik diyen abilerimize soralım bakalım. Tesanüdün ihlas risalesindeki tarifi nedir? Evet, tesanüdün tarifi omuz omuza verip ittihad edip tek vücut olmaktır. Anlatabildim mi? Yani 10 tane hakiki fedakar kardeş omuz omuza verip tek vücut olduğu zaman 20 gözle bakar. 20 kulakla işitir. 10 akılla düşünür, 10 ağızla konuşur. Buna tesanüt sırrı denilir. Hakiki ittihad etmiş, ittifak etmiş, tesanüt sırrını kendine bilmiş, aynı çizgisinde duran 16 fedakar kardeş 4000'den geçtiğine pek çok vukuat tarihe şehadet ediyor. 4000 kişi yenebilir diyor. Hikaye değil. 16 tane adam omuz omuza verse 4000 kişi yarar geçer diyor ortasından. Çok acayip bir sır. Ve Birinci Dünya Savaşı'nda Üstad talebeleriyle omuz omuza girip kol kola girip 4000 bin kişilik Rus ordusunu yarıp geçmişler. O İhlas bahsindeki örnek üstadın bizzat kendisidir. Tesanüt. Yani birbirimizle aynı bakabilmek, birbirimizle aynı görebilmek, birbirimizle aynı düşünebilmek. Bizim nurculuğumuzda, bizim hizmetimizde insanların bir seviyeye gelmesi esastır. Çok önde olmak da iyi değildir. Mesela ehli ilim işi bilen adam çok önde olmaz. Ne yapar? Devamlı o aşağıdakilerin yanına iner, onlarla aynı olur. Niye? Arayı çok açarsan adam der ki ya biz onun gibi olamayız ki. Oho çok biz olamayız. Ümitsizliğe kapılır. Onu ümitsizliğe düşürmemek için meselenin farkında olan, vukufiyeti olan insan der ki ya bizim orada olmamız gerekmez. Biz arkadaşlarımızın yanına inelim. Arkadaşlarının yanına iner o tesanüdü muhafaza etmek için arkadaşlarıyla beraber gider. Hakiki tesanüd budur. Ama nefis önde görünmek arzusu. Geçen gene ev dersinde bahsettik ya hepimizde özellikle bende olan önde görünmek arzusu. Yani kendini ispatlamak, kendini göstermek, kendini anlatmak, kendini beğendirmek, kendini öldürmek gibi hususiyetler oraya girse enaniyet mikrobundan dolayı orada intizam bozulur. Niye? Biri öne çıktı. Öne çıkınca öbürü der ki ya zaten öbürü öne çıktı. Bana gerek yok ki burada. Bana mı kaldım mesela? Oo Diyor ya diyor dun himmetlik. Gelir diyor onun elinden tutar yeri oturtur. Bırak sana mı kaldım mesela? mesela? Esas olan tesanettir. O zaman dört şey lazım Müslümanlara. Beş şey hatta. Sıdk, sadakat, ihlas, sebat ve tesanet. Neden? Neden lazım bunlar? Cevap. Küfrün mahiyeti yalandır. Yani Ebu Cehil'in en büyük özelliği yalan söylemektir. Deccal'in, Süfyan'ın en büyük özelliği yalan söylemektir. Küfrün mahiyeti yalandır. Küfür, sövmek değil. Kâfir. Allah'ı inkar edene inkarcıya küfranı nimet ettiğinden Allah'ın verdiği nimetleri yalanladığı için kafir denilir. Kafir denilmesinin sebebi budur yani. Verilen nimetleri inkar etmiştir. İnkarcıya o küfranı nimetinden dolayı, nimeti inkarından dolayı kafir denilir. O zaman kafirliğin, kafirin en büyük özelliği nedir? Kur'an'da 31 defa bahsi geçtiği gibi febi eyi ala irabbikume ziban. Rabbinin sana verdiği nimetleri ne diye yalanlıyorsun? kezzap olmak. Peygamber Efendimiz'de en aşağıdaki müseylime-i kezzap arasındaki tek fark nedir? Yani büyük ayrıştırıcı fark nedir? Yalandır. Müseylime ile Peygamber Efendimiz arasında açan kizptir. Efendimiz'i o dereceata çıkaran sıdk, doğruluk, müseylimeyi o derekatı aşağıların aşağısı esfer-i indiren yalancılıktır. Yalan söylemek. Küfrün mahiyeti yalandır. İmanın mahiyeti sıdıktır. Az önce tevafuk etti. Bu Hafız Efendi bize namaz kıldırdı. Namazda nereye okudu? Hocamın meşhur kıraati, ondan sonra meşhur aşır şerifleri olan <laughs> Edhilli mudhalis sıdık ve ehricni muhracis Bak Kur'an-ı Kerim sıdkı beş ayrı yerde beş kelime beş cümleyle tarif ediyor. Doğruluk nedir? Öyle doğru olacaksın ki sen girerken doğru adam buraya girdi diyecekler. Adhille mudhkhali Girdiğin yerde insanlar senden korkmayacak. Sıdkınla, doğruluğunla gideceksin. Çıktın, çıkarken ya bu yalancıdır, şöyle şöyle yapar, şöyle demeyecekler. Muhracı sidık. Çıkışın da sadakat üzere olacak. Girişin. 3. Makatı sidık. Oturduğun yerde sağlam oturabilmek. Anladın mı? Yani o sebat edebilmek. Sonra ve bir akdamis sidık. Kademi sidık adımın hani bastığın yerlere sağlam basacaksın. O da orada da sıdık olması lazım. Ve sonra gene herhalde Allah alem İsa Aleyhisselam için nazil olan yine ayet yani ondan bahseden ayet ve bir lisani sıdık. Doğruluğunda, dilinde sıdık doğru. Kur'an'daki sıdkın beş yeri. Beş tane sadakat ölçüsü, doğruluk ölçüsü. Ben girdiğimde benden emin olacaklar. Çıkarken benden emin olacaklar. Bu adam doğru sözdür diye. Oturduğum yerde makat-ı oturduğum yerde benden emin olacaklar. Bastığım yerde yürürken benim doğruluğumdan kimsenin şüphesi olmayacak. Ve konuştuğumda, hak sözde, kelamımda doğruluk olacak. Mesela adam ya bu böyle söylüyor ama acaba doğru mu söylüyor diye adama şüphe geldiyse o Kur'an'ın tarif ettiği sadakat bizde yok demektir. Allah muhafaza olsun arkası başka yere gider. Küfrün mahiyeti özelliği sıdıktır. Estağfurullah. Kizptir. Yalancılıktır. Evet imanın mahiyeti sıddır. Şu bürhan kafi değil midir ki yani şu söylediklerimiz izahlar kafi değil mi ki hayatımızın bekası imanın ve sıdkın tesanüt ve devamı. Allah Allah üstadım tamam yalan günah küfür alameti münafığın alameti doğru ama sen dedin ki hayatın da devam etmez dedin. Yalancıysan bir adam ticaret yapacaktır seninle yalancı lan bununla ticaret mi yapılır? Yalancıysan mal alamazsın. Yalancıysan hanımınla evliliğinle geçinemezsin, kocanla geçinemezsin. Yalancıysan kardeşinle geçinemezsin. Yalancıysan komşunla geçinemezsin. Yalancısın çünkü. Hayatın devamı da sıdıktır. Anlatabildim mi? İşte Müslümanların içtimai hayatlarını tahrip eden yalandır. Ve siyaset efkariye yani siyaset yalana pek fazla revaç verip topluma yalan pompalamış. Onun için maalesef yalanla doğru, kizble sıdk omuz omuza verip bir dükkanda satılıyor. Adam bazen doğru söylüyor bazen yalan söylüyor. O söylemişsidir doğrudur diyemiyorsun ki ne diyorsun? Yani o, o yalan da söylemiş olabilir yani. Diyor. Ya kırmamak için diyorsun ya şaka yapmış falan diyorsun. Hani doğrudan da adamı incitmemek adına ama. Dolayısıyla o meşhur hadis-i şerif var ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Müslüman'ın tarifi hadis-i şerifinde. Müslüman ne yapmaz ne yapmaz ne yapmaz Efendimiz orada büyük günahların hepsini sayıyor. Cimri olur, işte dediğimiz gibi ribaya bulaşır, zina eder, içki içer, kumar oynar. Müslüman diyor hasbel beşer bu hataları yapabilir. Ya Resulallah yalan söyler mi? Müslüman yalan söylemez Yalan söylüyorsa Müslüman değildir. Bak ya öyle açıyor ki arayı. Allah muhafaza etsin yani. Hani şimdi beyaz yalan pembe yalanlarla işler biraz yumuşatılıyor ama <laughs> hele beyaz pembe kırmızı mor diye Kur'an'da bir tarif yok. Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla esas olan sıktır. Mesela Ticaretle uğraşan. He? Zeki abi, Ahmet abi, Doğan abi öyle değil mi mesela? Hmm. Ne yapıyorsun? Kimle ticaret yapıyorsun mesela? Adam doğru sözlüyse çekesene de gerek yok kardeşim diyor ya. Geç. Hiçbir şeye gerek yok diyor. Senin sözün senettir diyorsun. Ve o muhatap eğer doğru dürüst bir adamsa çekini borcunu ödemek için, senedini ödemek için, sözünü tutmak için gerekirse malını ucuza satıp borcunu ödüyorsa ne diyorsun? O adamın sözü senettir kardeşim. O adama ben de kefilim diyorsun. Bak. Ama yalancıysa yani Hacım ben ona kefil olamam ya diyorsun. Ve o adam seni kefalet için aradığında telefonuna ulaşılmıyor. Tünele giriyorsun o arada. Öyle değil mi? Aradığımız aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. <laughs> Allah muhafaza etsin. Dolayısıyla içtimai hayatımızın, dünyevi hayatımızın devamı da sıdıktır. Doğru notu. Toplumda ne kadar yıkım ve tahribat varsa yalan üzerindendir. Adam mesela diyor ki mesela esnaf ben defa, defaatle söylüyorum yani belki bazen doğru da olabilir ama maalesef üzülerek Ma teessüf. Vallahi diyor kazanmadan veriyorum diyor. Oo abi kazanmadan sen onu veremezsin. Vermemen de lazım. Kazanmadan verirsen tezgah devam eder. Az kazanıyorum desen belki olur yani. Sana zararına veriyorum diyor ya. Zarar Allah Allah. Nereden, Nereden tanıyorum? İlk defa karşılaştık sayılır çarşıda pazarda. E bu sefer doğruluğun o etkisi kayboluyor. Gözümün içine baka, baka yalan söylüyor diyorsun ya. Gözünün içine baka, baka yalan söylüyor Allah, ım, Allah ım, Yalan bir hastalık. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Şimdi burası daha yumuşak. Şimdi ne var? Kur'an'da bima kanu eksik. Aslında ders farklı yerde biraz fazla açıldı ama yanlış değil. Doğru açıldı. Sahabeler bahsini okuduk. Sahabeler bahsinde sahabelerin Ehl-i Sünnet ve Cemaatce umumi kanaati neydi? Umum. Sahabeler umumen doğru sözlüdür. Sahabe yalan söylemez. Bak. Sahabeler umumen doğru. Sahabenin en büyük özelliği budur. Doğru söyler, yalan söylemez. Karşısına ne çıkarsa çıksın, önüne ne gelirse gelsin, neyle imtihan edilirse, neyle tehdit edilirse edilsin. Sahabeler umumen doğru sözlüdür. Peki üstadım. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i açıyoruz. Açtık hemen karşısına ne çıkıyor? Elif, la, mim. Kur'an kendini bir met ediyor. Zalikel kitabu la raybe fi lil muttaqi. Diyor ki sizi doğru yola iletecek, Allah'tan Muhammed Allah'tan Cebrail vasıtasıyla Muhammed'e inzal edilen bu kitaptan başka sizi doğru yola sevk edecek, ihtidaya, hidayete eriştirecek bundan başka hiçbir kitap yoktur diyor kuran Önce kendini methetti. Kendini methetti, sonra kim met Müminleri tarif edecek. Onun için o elif lam mim diye bildiğimiz yer Bakara'dadır ama Bakara'dan ayrı tutulur. Ayrı bir aşır gibi, ayrı bir sureymiş gibi bilinir. Niye? Allah müminleri orada tarif eder. Za'lik el la raybe huden lil muttaqin. İttika sahipleri. Allah'tan korkup kulluğuyla, ubudiyetiyle Cenab-ı Hakk'a yönelenler için bu kitap kafidir. Sonra ellezine yu'minune bil gayb. Onlar gayba iman ederler. Gayba iman neydi? Bizzat Kur'an'ın kendisiydi hatırladınız değil mi? Gördüğüne mi inanırsın, duyduğuna mı mi inanırsın misalimiz vardı hatırlarsanız. O Kur'an'daki duyduğumuza inanırız, gördüğümüze değil. Kur'an-ı Kerim müminler orada dört ayetle tarif eder. Dört ayet. Arkasında kafirlerden iki ayet bahseder. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاهُمْ عَلَيْهِمْ اَاَنْ زَرْتَهُمْ اَمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ve سَمْيَهِمْ وَعَلَى اَبْصَارِهِمْ غِشَابَهُ وَلَهُمْ اَزَابٌ عَزِيمٌ Bitti. O ve minen men diye devam eden ayet münafıkları anlatır. Dört ayet mümini anlattı. Müslüman anlattı. İki ayet kafiri anlattı. Akabinde gelen 8 ayet münafığı anlatır. Sual işaret-ül icazda. Niçin 4 ayet Müslümanı anlatır da 2 ayet kafiri anlatır da 8 ayet münafığı anlatır? Bunun sebebini Üstad Hazretleri anlatıyor. Şimdi işaret-ül icazdan orayı okuyacağız değil mi? Mahiyeti küfür. Yedinci cümleyi teşkil eden bima kanu yekzibun ayeti kelimesine bakalım şimdi. Yani o dediğimiz bahsettiğimiz e, onlar münafıkların en büyük alameti yalan söylemek. Yedinci cümleyi teşkil eden bir kanu yeksibun nin bir veçi irtibatı. Yani ne için Kur'an-ı Kerim münafıkları tarif ettikten sonra ayette orada hatime evinden netice hulasa vari onlar yalancıdır dedi. Bir mekanı eksi Onların en büyük vasıfları yalancıdırlar kafiri de aldı içine. Kafirin de yine en büyük hastalığı yalan. Münafığın da en büyük hastalığı yalan. Dolayısıyla burada Kur'an'a göre yalanın tarifi yapılacak. Yani yalan nedir? Evet, münafıkların azapları mezkür cinayetler arasında yalnız cinayetleri kisp ve kisp ile vasıflandırılması kizbin şiddeti kubuh ve şiddeti çirkinliğine işarettir. Bu işaret dahi Kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna bir şahidi sadıktır. Yani münafıkların bir sürü fitneleri var. Müslümanları birbirine düşürmüşler. Müslüman aileleri bozmuşlar. Peygamber hanımına iftira atmışlar. Sahabeye iftira atmışlar. Münafıklar neler yapmışlar neler yapmışlar. İslam ümmetlerinde değil. Ama Kur'an-ı Kerim onları anlatmıyor da münafıkların yalancılıklarından bahsediyor. Sual niçin yalancılıkları? Bunların bu kadar kötü çirkin hasletleri varken münafıkların bu kadar arızalı problemli şeyleri varken niçin Kur'an yalan üzerinde duruyor? Acayip değil mi? Kur'an'ı böyle anlamamız lazım. Kur'an'ı böyle anlarsak Kur'an bize açılır. Yoksa oku, oku babam oku. Bizim olan bina okur, döner döner bir daha okur. Bir makanı eksi bun. Yani münafıkları tarif eden ayet-i kerime niçin yalanla bağlandı? Halbuki münafıkların birçok vasıfları, çirkin halleri var. Bu işaret dahi kizbin, yalancılığın bunu hepimiz insanız. Yani yapmışız bu hataları gençliğimizde. Şimdi olabilir insan bu hatanın içine düşer. Çünkü yalana biraz e, meşruiyet tabiri şer'idir de meşruiyet değil de şimdi meşruiyet olarak kullanılıyor. Yalana cevaz verilmiş yani. İnsanlar yalan söylüyor. Yalan söylüyor insanlar. Söyleyebiliyor, hataya düşebiliyor. Müslümanlar da söylüyor. Ha biz bir Müslüman yalan söyledi diye ona kafir demeyiz münafık demeyiz ama kafirin münafığın en büyük alameti yalan söylemektir. Allah, Allah nasıl olur? Eğer böyle bir hastalığımız varsa ki olabilir hepimizin nefsimizde vardır zaten. Dolayısıyla ben bu yalandan nasıl kurtulurum? E şaka, şaka da yalandır. Şakayla söyledim. Onu okuyacağız. Peki nedir yalan söylememin? Bir tane ça çaresi vardır. Devamında gelecektir. Evet. Ve bu işaret dahi kizbin, yalancılığın yani kezzap olmanın, Keziban olmanın, yalancı olmanın, yalanlamanın, yalan söylemenin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna şahidi sadıktır. Allah Allah. Şimdi zehirin özelliği nedir? Şimdi bıçak adama gömersin ölür. Silah çeker vurursun ölür. Ama zehri verirsin onunla oturmaya devam edersin. Bir süre sonra kendiliğinden ölür. O münafıkların bütün yaptıkları bıçak gibi, silah gibidir hemen anında ortaya çıkar. Ama yalan, yalan vasfı, kisp, zehir gibidir. Sonradan toplumu ifsad eder. Şu anda İslam dünyasının, Türkiye'nin, Müslümanların, Türklerin artık kimi sayarsanız sayın. En büyük meselesi yalandır. Karşısında sıdıktır yani. Doğruluktur. Doğru söyleyebilmektir. Bize her şeyden evvel lazım olan nedir? Doğruluk. Daha yalan söylememek. Daha sıdk İhlas, sebat, tesanüt, muhabbet. Bak bize bunlar lazım. Ama esasda ne var? Sadakat var, sıdk var, doğruluk var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük makamı, en büyük vasfı doğruluktur. Ne diyor? Sen bize cahiliye döneminde de yalan söylemedin. Senin lakabın Muhammedül Emin'dir. Bak sen bize cahiliye döneminde de yalan söylemedin. Ebu Bekir Sıddık'ın cahiliye döneminde de yalan söylememiş. Hazreti Ali cahiliye döneminde de yalan söylememiş. <laughs> acayip bir vasıf. Bir insan için en büyük vasıf, en büyük özellik yalan söylememektir bu zamanda. Aslında normalde bir Müslüman da olması gerekendir. Ama her ne sebep olursa olsun yalan söylememek. Hatta mesela şer'i delillerde, şer'i hükümlerde mesela birisi size bıçak dayadı alnınıza, boynunuzu öldüreceğim seni diyor. Allah'a inkar et diyor. Fetva şudur ki cumhurun fetvası. Canlı kurtarmak için yalan söyleyip ben Allah'ı inkar ediyorum kardeşim. Senin dinine tabi oldum. Ben de kafirim diyebilirsin diyor. Ama takvada diyor ki diyor onun yüzüne tükür. Dinini terk etme. İkisi de doğru. Bak onun için yalana cevaz var. Ama ehli takva için orada da yok. Anlatabildim mi? Ne olursa olsun yalan söyleme. Üstad Hazretleri'nin divanı harbi örfide sen de şeriat istemişsin. Biliyorsunuz Hurşit Paşa şeriat isteyenleri idam etmişler. Üç ayaklara asmışlar. Mahkeme kurulmuş aynı böyle bir yerde. Diyorlar ki bak onlar şeriat istedi idam edildi. Sen de mi şeriat istedin? Yani diyor ki hadi istedim de bakalım. Üstad ne cevap veriyor? Evet. Ben de şeriat isteyenlerdenim. Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Fakat şeriat sizin anladığınız bir şeriat değil. Kur'an'da tarif edilen şeriat. Yani kol kesmek, bacak kesmek meselesi değil diyor yani adam taşlamak meselesi değil. Şeriatın bir hakikati var. Ubudiyete taalluk eden hakikati var. Üstad Hazretleri orada tarif ediyor. Orada diyor ki o Hurşit Paşa ve ekibine. He, ne diyor? Dikkat edin. Diyor ki biz ki Müslümanız. Aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Evet ben de şeriat istedim. İşte Bediüzzaman budur. Anlatabildim mi? Normalde yalan söyleyebilir. Niye? Der ki ben dine hizmet edeceğim. Şimdi beni idam etseler dine hizmet edemem. E zaten fetva hasta var bunun. Yok ya ben şeriat istemedim. Yanlış anlamış. Oy, siz benim ağzıma bakın. Söz esastır şeyde mahkemede. Benim sözüm budur. Ben öyle bir şey demedim diyebilir. Fetvası var işte bir şey olmaz. Ama bak öyle demiyor. Evet ben de şeriat isteyenler dedim. Sonra onların yüzüne karşı ne diyor? Zalimler için yaşasın cehennem diyor. Bir de zalimliklerini ve hunharlıklarını yüzlerine çarpıyor. İşte Müslümanın doğru ahlakı bu. E şimdi Bediüzzaman Hazretleri bütün hayatında Sıdkı anlatacak. Ee, Şam'a gidecek hutbede Sıdkı tarif edecek. Gelecek. E, hayat için yalana tenezzül edecek. Biz ki Müslümanız aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Hayat dedi ölüm idam meselesi yani. İdam da olsa hayat için ölüme yalana tenezzül etmeyiz. Cenab-ı Hak bizi öyle yapsın. Tabi peygamber ahlakıdır bu. Anlatabildim mi? Peygamberin ahlakı böyle. Bu işaret dahi kizbin ne kadar tesirli bir zehir olduğuna şahidi sadıktır. Zira burada kaç tane? 3, 6, 8 tane. O 8 ayet meselesi muhabbeti var ya. Kiz yalan. Kiz demek yalan demek. Kiz küfrün esasıdır. Bir adamı kafir yapan kafirlerin en büyük vasfı yalan söylemek. O zaman ben yalan söylüyorsam, yalana tenezzül ediyorsam bende küfür alameti vardır. Kizm küfrün esasıdır. Kizm nifakın birinci alametidir. Yani insanlar arasında fitne çıkartıp, münafıklık yapıp, insanları, Müslümanları bölüp parçalayıp dağıtma taktiğinde birinci alameti münafığın yalancıdır. Kü kafirin birinci alameti yalan. Münafığın birinci alameti yalan. Kizm kudreti i ilahiye iftiradır. Kimse görmedi ki. ya. Yani Allah'ın görmediğini rakip ismiyle seni gözetip ondan sonra hafiz ismiyle, hafiziyetiyle kaydettirdiğini inkar ediyorsun. Kimse görmedi ki. Senden benden başka kimse bilmiyor. Bu meseleyi kapatalım mesela. Veya işte ya kim ne bilecek? Kizm. Yalancılık. Kudret-i ilahi iftiradır. Yani Allah yapamaz. Allah yardım edemez. Allah gösteremez. Allah'ın gücü yetmez. O ne ile alakadar yalan söylediysen ona bakan kudretteki esma-i inkar etmiş oluyorsun. Onun için Kur'an-ı Kerim mesela 31 yerde zekatla namazı beraber zikreder. Yani agimus salat ve atuz zekat diye geçen. Veya bağlamlar yahut da bağlaçlar veya edatlar farklı şekilde kullanılabilir. 31 defa geçer. 31 defa da Rahman suresinde niye yalan der. Ben çok zaman düşündüm. Yani surenin adı niye Rahman? Niye Rahman? Hadi bakalım düşünün. Hafızlar, hocalar düşünsün. Halbuki sure yalancılardan bahsediyor. Yani bir e, ziban suresi olabilirdi mesela. Da. Veya e, Errahman'la rahmanla başlamasını anlayamıyoruz. Mesela. Niye Cenab-ı Hak kendini önce Rahman olarak tarif ediyor? Bismillahirrahmanirrahim. Yani Rahman Cenab-ı Hakk'ın dünyada verdiği nimetlere işarettir. Rahman ismiyle kendini tavsif etmesi size verdiğim dünyevi nimetleri ne diye inkar edersinize işaret. Ben öyle anlıyorum. Yani bu bir kaynağım falan yok. Bir yerden öğrenmedim. Ama o Rahman ismini yani Cenab-ı Hakk'ın hatta zatî ismini zatî sıfat esmasını bilmemiz, tarifini anlamamız dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın orada nimetleri yalanlayarak yalanlara, yalanlayarak yalanlayanlara karşı rahimle değil de yani er rahimle değil de er rahman diye hitap etmesi yani o rahman ki diye Kur'an'ın o suresine başlaması ve sure öyle tesmih edilmesi isimlendirilmesi demek ki Cenab-ı Hakk'ın dünyada verdiği nimetler anlatılıyor orada. O ilk baştaki ilk sayfada ee, sonra artık başlıyor işte halakal insana halakal insana beyan <gülüyor> Estağfurullah. Sebii aile irabu'nun Türkçe ziben ilk nereden başlıyor? İlk ayet nedir? İlk ayet hatırlasak. Ben habbuzul aswir raihan sebii zul aswir. Devam et o zana? Halakal insan'a min insan salin kelfa kha? Ha bak insana verilen nimetler zikredildikten tadada delildikten sonra yalanlama meselesi başlıyor. Anlatabildim mi? Onun için kudreti ilahiye inkar. Bak şimdi mesela cennet bahçesi gibi. Konuşmamız nimet, duymamız nimet, görmemiz nimet, işitmemiz nimet. Bu duyulardan herhangi birini hayatınızdan çıkartın. İşte Rahman'ın nimetidir bu. Nimetler onun için ta da ediliyor. Resulü onun için Rahman. Ve o nimetlere şükretmeyenler yalancılıkla adeta vasıflandırılıyor, tavsif ediliyor. Abi ben yalanlamıyorum. Yeterli değil. Şükretmen esas. Anladın mı? Leyin şekertum le ne kum. Yani diyor siz diyor şükrederseniz ben ziyadeleştiririm. Ama kafirler şükretmezler diyor. Anlatabiliyor muyum? Kafirin vasfı olarak anlatıyor. Dolayısıyla yalanlamak ya ağacı Allah yaratmadı demek değil. İlla öyle demen gerekmiyor. O ağaçtan gelen nimete veya işte gözü Allah yaratmadı demek değil yalanlamak. Gözün şükrünü eda edebilmek. İşte ağız ya dilim Allah yaratmadı demek değil o dile şükredememektir yalanlamak. Anlatabildim mi? Şükrün esası sıdıktır çünkü. Doğruluk doğru bir şekilde anlatmaktır. Dolayısıyla bakın bu hastalıklara düşen yani kiz hastalığına yalan hastalığına düşen küfüre düşme ihtimali var. Nifak münafıklık alameti var. Ve Allah'ın kudretini tam anlayamamak var bu adamda. Bir adam çok yalan söylüyorsa kudret-i ilahiyi bilmiyor demektir. Yani ruhu ala kulli şeyin kadir gibi ayetleri Allah'ın gücünün kudretin her şeye yeteceğini belki lafzen anlar, lafzen tekrar eder ama hakikaten anlamaz ve inanmaz ve kabul etmez. Kiz yalancılık hikmeti Rabbaniye'ye zıttır. Allah dünyayı, şeriatı, İslamiyeti, Kur'an'ı sıdk esasına bina etmiştir. Allah kainatı sıdkın üzerine hikmeten yaratmıştır. Dolayısıyla sen yalancılıkla hikmete iftira ediyorsun. Allah'ın kainata koyduğu hikmet düsturları var. Bu hikmet düsturlarının sağlıklı bir şekilde hüküm ferma icra edilebilmesi için doğruluğun esas olması lazım. E sen yalanla, kizble o doğruluğun temellerini koyun. Yani Allah'ın kurduğu binayı kizbinle yıkmaya çalışıyorsun. Hikmet-i ilahiye iftiradır, zıttır. Ahlak-ı aliyeyi tahrip eden kizptir. Bu da çok önemli. Nübüvvet bahsindeki en kıymetli ifade. Hatırladınız mı? Orada ne diyordu? Ahlak-ı aliyeyi devam ettiren sıdk ve ciddiyettir. Manay muhalif o zaman burada. Sen ne kadar iyi adam olursan ol, ne kadar kaliteli adam olursan ol. Yalancıysan karaktersizsin. Bitti. Yalan söylüyorsan karaktersizsin. Bitti. Ya olur mu şöyle şöyle güzel uylar var. Bak bir insanın günah hatası olur. O insan o bütünüyle karaktersiz yapmaz. Bütünüyle aşağılık yapmaz. Aşağı derekat esferi safi bu cehilin seviyesine getirmez. Müslümanlar hata yapar dersin. Ama bir insan yalan söylüyorsa. Misal anlayalım diye söylüyorum Mustafa. 30 yaşına kadar hiç yalan söylememiş ahlak-ı ali o kadar adam da terakki etmiş ki hasbel beşer yalana başlamış. Kötü alışkanlığı var. Mesela sigara içiyor. Babasına, annesine, kardeşine onu gizlemek için, sigarayı gizlemek için yalan söylüyor. Gizliyorken. Yalan o çocuğun ahlak-ı tahrip etmeye başlıyor. O annesinin, babasının senelerce ona yüklediği o program yalancılıkla tahrip oluyor. Bak ahlak-ı devam ettiren sıdıktır ahlak-ı tahrip eden yalancılıktır. Ya bizim bir arkadaşımız var. Her şeydi ama bir yalan söylüyor ya. Bir yalan, bir o kadar, o kadar kusur var ya. Öyle bir şey yok. O adam çok karaktersiz ve kalitesiz bir insandır. Etrafınızda öyle insanları ikaz edin, uyarın, irşad edin. Her şey yapar o adam. Yalan söylüyorsa. İfade net. Kur'an'ın ifadesi. Ahlak-ı tahrip eden yalandır. Adamın güzel ahlaklar olabilir, güzel huylar olabilir. Ata bir havuz gibi, havuz dolu. E, şevki öyle değil mi? Mustafa'ya neyi tarif ediyordun? Havuz gibi dolu. Anladın mı? Bak size lazım bu meseleler. Anlatabildim mi? Boynunuzu kesseler annenize, babanıza, eşinize, dostu yalan söylemeyeceksiniz. Baba ben böyle bir hata yaptım. Yaptım baba. Baban sorarsa sormadan söylemeyebilirsin o yalancılık değildir. Gizlemişsindir. Kim neyi sorarsa sorsun adam gibi doğru söyleyebilmektir. Anlatabildim mi? Mesela bak, dikkat etmemiz iyi dinlememiz lazım. Çünkü niye? Biz bir yere gittiğimiz zaman bir yere vardığımız zaman arkamızdan rapor geliyor. Diyor ki bu adam yalan söylüyor. Yalancı bu adam diyor. Bu adam nasıl hoca diyor. Bu adam nasıl alim diyor. Bu adam nasıl dindar diyor. Bu adam nasıl nurcu diyor. Misal. Bizim alakadar eder bu meseleler. Ahlakı aliyeyi tahrip eden kizdir. Yalancılık. Diyeceğiz ki Allah Allah ya biz bugüne kadar birçok şey öğrendik. İyi şeyler öğrendik. Sahabeleri öğrendik. Bir sürü dini mesele, ilmi mesele öğrendik. Ahlakımız terakki etti. Ama eğer yalan varsa, havuzun dibinde yalan çatlağı varsa, havuza ne koyarsanız koyun yavaş yavaş boşalır. Anlatabildim mi? Yalan öyle havuzdaki bir çatlak gibidir. Vananın kaçırması gibidir. Ahlakı aliyeyi tahrip eden kizptir. Yalandır. Alem-i İslam'ı zehirlendiren Müslümanların içtimai hayatını sosyal dünyamızı zehirlendiren nasıl üstadım bu? Buna Kastamonu layıkasında bir yer var. Iı, takva bahsinde. Ne diyor hatırlarsanız? Diyor bu zamanda Yecüc ve Mecüc'den bin kat daha ziyade İslam'a zarar veren İslam'ı dehşetli yaralayan nedir? Müslümanların, insanların birbirine olan itimadının kırılmasıdır. Hepimizin hayatımıza bir veya birden fazla kullandığı maalesef. Babana bile güvenmeyeceksin bu zamanda diyoruz ya. İşte bu var ya Deccal'den, Yecüc'den, Mecüc'den daha çok Müslümanlara zarar veriyor. Neyi? Peygamberin yapmış olduğu en büyük ıslahatlardan birisi nedir? Güven tesis etmektir. Doğruluğu tarif etmektir. Sen o peygamberin tesis ettiği güveni tahrip ediyorsun. Kardeşim kimseye güvenmeyeceğim bu zamanda. Babana bile güvenmeyeceksin. Anana bile, kardeşine bile güvenmeyeceksin. Ne diyorsun sen ya? Yani peygamberin tesis ettiği ahkamı yıkıyorsun sen. Ben Müslümansa güvenirim kardeşim. Bak ifade öyle. Biz ki Müslümanımız aldanırız fakat aldatmayız. Bir hayat için yalana tenezzül etmeyiz. Ne kadar iyi adam olursan ol, ne kadar saygılı olursan ol, ne kadar hürmetkar olursan ol, ne kadar özel vasıfların olursa olsun yalan var mı? Beş para etmez. Ama bir adam dört dörtlük adamdır, faize bulaşmıştır. Dört dörtlük adamdır, İşte bazı gayrimeşru yanlış hatalar vardır şeriat uygun olmayan. İnşallah kurtulur. Ama yalancıysa kurtulamaz. Yalandan kurtulması lazım önce. Onun için Kur'an başta mukaddimesinde daha başlarken girizgahında münafıkları kafiri tarif ediyor onu getiriyor. Bir mekanı eksi Bunlar ayrı ayet değil dikkat edin. Hani orada normalde tığ durayla bitiriyor. Ama öyle bir yere getirmiş ki ayrı ayet değil. Ayetin hatimesi olan bir fıkra şeklinde bir mekanı eksi diyor. Anlatabildim mi ne demek olduğunu? Çok önemli düsturlar bunlar. Yoksa bir mekanı eksi onları yalancıdırlar. Başlı başına bir cümledir. Ama başta başta bir cümle yapmıyor onu. Basıtların ıı, tavsiye tavsif edilmiş basıtların hususiyetinde anlatıyor onu. Yani o işte atfın şeyini tarafe indir, atfın şeyini münasebettir diyor ya ve bağlacı meselesinde işaret edeceğiz da. Bütün o 8 ayete ve 10 ayete atıf yaptırıyor Kur'an-ı Kerim. Hatta 4 ayette Müslümanlardan bahsettiğinde 10-12-14 ayete atıf yapıyor. Niye? O zaman Müslüman da yalan söylemez olmuş oluyor. Manayı muhalifiyle aslında Elif Lammim'deki dört ayeti de alakadar ediyor. Bağlıyor o ayet. Bir mekanı yüksek. Niye? Müslüman yalan söylemez çünkü. Mümini tarif etti, sıdkla tarif etti. Doğrulukla, gayba imanla tarif etti. O zaman münafık ve kafiri tarifinde bir mekanı yüksek bunu deyip ayırması. O zaman onu kafirdeki en büyük alamet olan küfürdeki yalancılıktır. Yalancılık ise bütün ahlakı rezilenin anasıdır. Mesela belki bilmiyorum ama öyle anladım şimdi bir anda içkinin bile haram kılınması, içkiliklerin kötülüklerin anası olarak tarif edilmesinde belki yalan var. Niye? İçkili adam doğru söyler mi? Yalan söyler. Belki içkinin temelinde de o var yani. Çünkü gayet ayan beyan görünüyor. Açılıyor mesele mana. Anlaşılıyor yani. Dolayısıyla işte alemi beşerin ahvalini fesada veren kizptir. Şimdi devletler bürokrasisinde, siyasette devletler birbirine söz verip tutmuyorlar değil mi? Anlaşma bozuyor. Bak yalancılık. Devletler arasında bozulmuş, siyasette bozulmuş, ittifaklar bozulmuş. Bak aşağı doğru indiriyorsun aşağıya. Yerel yönetimlerden sorumlu başkanlar verdikleri sözleri tutmuyor. Baba annesine, evladına, hanımına verdiği söz. Bak dağıldı gitti. Esnaf tacir sözünü tutmuyor. Gitti. Alemi beşerin ahvalini sadece Müslümanın değil, beşeriyetin ahvalini, halini fesada veren kiziptir. Nevi beşeri, insanlığın umumunu kemalattan, terakkiyattan, yükselmekten bırakan kizip. Ya toplum niye ıslah olmuyor? İnsanlık niye irşad olmuyor? İnsanlık neden hak ve hakikate yetişemiyor? İnsanlık beşer niçin doğruluğu göremiyor? Niye bir seviyeye gelemiyor? Çünkü yalancılık kırmızı, pembe, yeşil renkleriyle topluma öyle empoze edilmiş ki yalandan vazgeçilemiyor. Onun için ahlak hali. Sen okulda öğretmen ders veriyor, medresede hoca ders veriyor. Sen ne verirsen ver. Kitap okuyor, ne okursa okusun. Hafız okuyor, oluyor, Kur'an okuyor, alim oluyor, kelam okuyor. Ama bir türlü adam olamıyor. Niye? Kız var. Yalan var. Temelinde yalan var. Yalan havuzunda, havuzda itikat, iman havuzunda yalan ata bozuk bir vana gibi, bir çatlak gibi bütün verdiklerini akıtıyor, sağa sola kaçırıyor. Yahut tabiri diğerle o havuzu zehirliyor. Kocaman bir havuz düşünün ya. İşte 100 metre küplük bir su düşünün mesela. Bir damla Bizim orada filidor derler. İşte bitkilere, hayvan, bitkilere zehir atılır veya işte fareye falan zehir atılır. İki tane filidor atı sudan içer misiniz? Ya bir şey olmaz. Ya olursa? Ama mesela içine taş düşse ne olur? İçine çay dökülse ne olur? Su suyu yine içersiniz. Hani onu karıştırır, bozar ama zehirlemez seni. Aynı o filidor zehri gibi. Anlatabildim mi? Sister diye bir zehir var mesela. Karartıyor bitkileri mesela. Ondan attığın o suyu içemezsin. Veya acı atılsa suya, çamaşır suyu. Hadi iç bakayım. İçemem dersin. İşte yalan, damlası da girse o havuzu artık ne yapıyor? Pis yapıyor. Kabih yapıyor, kubi yapıyor, çirkin yapıyor. Zehrin zerresi girse Yalan onun için Kur'an'da zehir olarak tarif ediliyor. Nevi beşeri kemalattan bırakan, geri bırakan kizdir. Müseylime-i Kezzab ile yani yalancı peygamber, kendinin peygamber olduğunu iddia eden o Müseylime ile Peygamber aleyhissalatü vesselamın arasını açan kizdir. Müseylime-i Kezzab'ı alemde rezil-i rüsvay eden, rezil-i rüsvay eden kizdir, yalancılıktır. İşte bu sebeplerden dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim kafirlerin ve münafıkların bütün cinayetleri içinde teline, lanete, tehdide tahsis edilen cümle yalnız kizdir, yalancılıktır. Yani onların yalancılığı lanetlenmiş, başka şeyleri değil. Allah Allah. Bu ayet insanları, hususan Müslümanları dikkate davet eder. Allah muhafaza etsin. Yani maalesef zorda kalınca nefsimize uyabiliyoruz. Uyma ihtimalimiz var. Ama Allah muhafaza etsin. Yani tehlikeli. Sual. Bir maslahata binaen kizbin caiz olduğu söylenmektedir. Öyle midir? Bir değil aslında şu anda bilinen üç maslahat var. Karı ile kocanın arasını düzeltmekte. Yalan söyleyebilirsin. Hanıma gider dersin. Ya sen kocan var ya. Senin aşkından ölüyor. Yapmış bir hata söyleyemiyor. Falan. Kocasına gidiyorsun. Ya sen hanımın var ya. Hasta olmuş ya. Bir an önce birleşmeniz lazım. Yoksa kadın kız intihar edecek. Bak. Yalan söyleyebilirsin. Fetva'dır bu ha. <laughs> yani Kur'an'da böyle bir şey yok. Fetva birinci falan. İki. Savaşta yalan söyleyebilirsin. Devletini milletini kurtarmak için. İki. Üç. Hasta bir adama gittin. Adam perişan bir halde. Adam dersin ki ya sen ne oldu kardeşim ne bu halde sen? Maalesef bizim Müslümanlar her yerde, yani insanlar her yerde yalan söyler ama adama da gider doğruyu söyler. Ya sana ne olmuş çok kilo kaybetmişsin falan der. Adam ölmeden öldürürler yani orada. Yıkılır gider. Orada fetva var. Yani o hasta adama ya maşallah iyi gördüm. Geçen güne göre çok daha iyi toparlamışsın. Desen mesela cevaz var demişler. Ama üstad burada alimliğini ortaya koyuyor. Yok öyle bir cevaz diyor. Nasıl yani? Var. Nasıl yok? Var. Bütün alimler fetva var. Üstad yok bu zamanda diyor. Bak niçin? Cevap. Evet doğru. Kat'i ve zaruri bir maslahat için mesag-ı şer'i vardır. Çok az fetva vardır bu mesele hakkında. Cumhur değil. Azınlık fetvası vardır burada. Mesag-ı şer'i denilir buna. Ama hakikatte bakılırsa, hakikate bakılırsa maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Şimdi Maslahat diyoruz ya, bir şeyin maslahat olması için zaruret esastır orada. Mesela seyahat var, yolculuk var. Maslahat, ticaret yapıyorsun. Seyahate gitmen lazım, akraba ziyaretine gitmen lazım. Ne oldu? Namaz sana nedir? İki rekattır. kastedilir Fakat dedin ki, ya ben dedin, ne yapayım? Ulan namaz iki kileyim, 90 kilometre de gideyim dedim. Olur mu? Olmaz. Maslahat olmadı ki o. Sen Batıl bir özürle o işi yaptın çünkü. Öyle bir şey yok. Veya namazın kazasına fetva var mıdır? Vardır. Doğru. Namazı kaçırırsak, uyuduk, uykuda kalırsak namazın kazası kılınır. Eda edilir. Uyandıktan, aklımız başımıza geldikten sonra gafletten kalktık. Ama desen ki ya şimdi işlerimi bitireyim. Öğleyle ikindiyi kaza ederim. Akşam eve giderim. Duşumu alırım, temizlenirim. Olur mu? Olmaz. Niye batıl bir özür var çünkü? Hakiki bir özür yok. Hakiki özür nedir? Ayakta duruyorsun, uykuya dalıyorsun. Mesela dersi dinliyorsun. Gözün gidiyor, uykuya dalıyorsun. Batıl özürdür bu yani. Adamın mesela Ama adam derse ki ya gideyim şurada güzel bir uyuyayım. Hmm, Valla bahçe, bitkiler, çekirgeler falan da ötüyor sağda solda. Çay da zaten semaver çayı. Ulan ne yatılır burada ben şimdi gideyim orada güzel. O zaman caiz değildir. Batıl bir özürdür. Adamın karısıyla kocası arası açılmış. Niye? Şeriatı İslam'ı evinde yaşamadıkları için açılmış evinde. Boşanma seviyesine İslam'ı yaşamadığı için gelmiş. Niye yalan söyleyeceğim ben senin yaptığın yanlıştan dolayı? Hmm. Batıl özür bu. Adam denemiş, zorlamış, İslam'ı yaşamış ama yine de evinde huzuru bulamamış. Orada hakiki bir özür var. Gidip adama yalan söyleyebilirsin dedi. Anladın mı batıl bir özür nedir? Şer'i bir delildir bu. Evet devam edelim. Ama bura değil asıl mesele. Asıl mesele şimdi gelecek. Batıncılı. Zira usulü şeriatta takarur ettiği vecihle şeriatın usulü din kaidesinde tekrar etmiş bir kaide vardır. Nedir? Mazbut ve miktarı muayyen olmayan bir şey hükümlere illet ve medar olamaz. Mazbut yani artık zabıt tutulmuş, kayda alınmış, ölçüsü alınmış bilinen ve miktarı belli olan bir şey hükümlere illet ve medar olmayan bir şey. Özür dilerim Olmayan bir şey hükümlere illet ve merci olamaz. Ne demek üstadım bu? Yalan söyle. Karıyla kocanın arasını düzeltmekte. Peki. Ne kadar söyle? Ne kadar söyle? Var mı ölçü? Diyor ki tamam buna fetva verilmiş. Su istimal edilmemek şartıyla fetva verilmiş. Ama yalan söylemenin ölçüsü ne kadar? Ölçü yok. Ölçü olmadığı için dedi ki ben de sana başka bir şeriat kaidesi getiririm o zaman. Derim ki mazbut ve ee, muayyen, tayin edilmemiş, sınırlar had ve hududu belli olmayan bir şey özür sayılmaz. Veya hüküm ve illetlere kaynak telakki edilmez. Anlaşıldı mı bu kaide? Anlaşıldı mı? Yani savaşta yalan söyle. Ne kadar yalan söyleyin? Oo, oo yalan söyle. Ömrün sonuna kadar söyle. Hastaya moral vermek için yalan söyle. Peki ne kadar yalan söyle? ne kadar. Öğlene kadar. Öğlene kadar. He. <laughs> İyileşene kadar falan. Böyle. Ucu açık yani. Ne kadar açık. Onun için dedi ki bu asırda mahaza bir şeyin zararı menfaatine galebe ederse o şey mensuh ve gayri muteber olur. Evet bu fetva bir zaman verilmiş. Alimler o zaman insanlar bu işi suistimal etmiyormuş. Zaten doğruluk esasmış. Müslüman da yalan yokmuş. Adam utana utana sen iyisin diyormuş. Şimdi adam gururla söylüyor yalanı yani. O dönemdeki fetva o zaman da kaldı diyor. Başka bir şeriat delili getiriyor. Diyor ki şeriatta bir kaide vardır. Nedir? Bir şeyin zararı, fetvadaki zararı menfaatine galebe ederse o şey artık mensuhtur. Neshe uğrar. Onun üzerine bir daha tartışma yapmak lazım. Onun için bir daha fetva vermek lazım. E şimdi bu iş o kadar açılmış ki yalanın faydası zararını çok fazla geçmiş. Onun için mesak-ı şer'i yoktur bu dönemde. Yani karı koca arasını düzeltmek için yalan söyleyebilirsin denilmez. Doğruyu söylersin Onların arasındaki mesela ben bazen karı koca meselelerine giriyorum. Hiç öyle şeyler söylemiyorum. Mesele de çirkinleşmesin diye birbirlerinin meselelerini anlatmalarına izin vermiyorum. Şeriat ne yapıyor? Peygamber Efendimiz ne diyor? Onu anlatıyorum. Doğruyu anlatmak esastır yani. Yoksa sen kocana böyle demişsin, karın sana böyle demiş. Vay demek kayınpeder de Maria gibi. Vay sen arkadan burada mı söyledin falan. Bu ne oluyor? Yüz göz oluyor. Çirkinleşiyor. Ben duymaktan, dinlemekten utanıyorum. O zaman onları açmak yerine bu zamanda daha güzel bir yol var. İslam ne diyor? Şeriat ne diyor? Kur'an ne diyor? Sünnet ne diyor? Onu anlatsan adam zaten doğruyu alır. Evet. Maslahat o şeyi terk etmekle olur. Bu zamandaki en büyük maslahat ne o zaman? Yalanı terk etmektir. Niye? Yalanın topluma verdiği zarar faydasından çok fazla olmuş. Evet. Alemde görünen şu kadar inkılaplar, karışıklıklar zararın özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir. Yani bütün inkılaplar, bütün ihtilaller yalancılıktan çıkmış. Yalanlardan. Verilen vadet vaatlerin devletle, devlet tarafından işte insanlara verilen vaat, vaatler tutulmamış. Halk ayaklanmış. E yalanın neresine o zaman güveneceksin yani? Bak bütün inkılaplar, bütün ihtilaller, bütün karışıklıklar, bütün fitnelerin temelinde yalan var. Bu kadar insan zarar görmüş yalanda. Nasıl maslahat var, fetva var diyeceksin bu meseleye? He? Ses geliyor değil mi oraya? Envar abi. Fakat Kinaye ve tarih suretiyle, yani gayri sarih bir kelimeyle söylenen yalan, kizden sayılmaz. İşte buna tevil diyoruz. Ya Mesela örnek veriyorum. Ben hep örneği veriyorum. Klasik bir örnek. E, neredesin diyor mesela adam bana. Ben örnek veriyorum. Eskişehir'deyim. Ne yapıyorsun abi neredesin? Adam bana ısrarla yerimi öğrenmek istiyor. Ben de söylemek istemiyorum. Yalan mı söyleyeyim? Yani Ankara'dayım deyip yalan mı söyleyeyim? Yalan söylemiyorum. Ne diyorum? Dershaneye doğru gidiyorum abi diyorum mesela. Bak Ankara'ya doğru değil. Dershaneye doğru gidiyorum. Doğru nereye doğru gidiyorum? Dershaneye doğru. Nerede Türkiye'nin neresinde olursa olsun dershaneye doğru gidiyorum. Bir tevil ettim bak anladın mı? Ama bakın yanlış anlamayın. Tevili de ehli ilim yapar. Sen tevil derken yalan söylersin farkında da olmazsın. O belli bir zaman sonra her zaman değil. Mesela hanımının bir meseleyi bilmesi gerekmez. Doğru da söylesen olmaz. Yani yanlış olur. Ona hafif bir tevil yaparsın. Sözü değiştirirsin. Anladın mı? Yapabiliyorsan tevil yaparsın. Anladın mı? E, malzeme dağıtıyoruz mesela. Değil mi? Mesela Sefa ne yapıyor? Doğru. Bir tane dükkandan çıkarken birine malzeme vermiş yani. Ama eve varıyor saat gece bir nerede malzeme dağıtıyorduk diyor mesela. E desek ya işte dersteydik her gün dershaneye diye Ya kardeşim sen her gün dershaneye gidiyorsun diyecek hanım. Anlaşıldı. Hafif bir tevil yapıyor. Öyle değil mi? Mesela Fatih abiyle biz beraber arkadaşlık yaptığımızdan tevhid sanatında Fatih abiyle iyiyizdir yani. Öyle değil mi? Öyle değil mi Fatih abi? <gülüyor> 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 Ustağlı, yani öyle latife yaptık. Yalana cevaz yok yalnız. Tevile cevaz var. Yani yapabiliyorsan, tevil edebiliyorsan e, tevil edebilirsin efendim. Yani o anı yuvarlak bir ifadeyle geçirir ama yalana cevaz yok. Bak ne kadar güzel değil mi? Üstad Çünkü niye? Bazı yerde hakikaten doğruyu söylesen olmaz. Bak ne diyor Üstad Hazretleri? Her dediğin doğru olmalı. Fakat her doğruyu demek doğru değildir. Bir bir ha. Her dediğin doğru olmalı. Her doğruyu demek doğru değildir. Mesela ben Fatih abinin bir kusurunu biliyorum. Doğru. Yalan mı? Garip? Doğru. Fatih abi şöyle 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 yaptı. Ya burada demek doğru mu bunu? Bunu hanımına, eşine, dostuna demek doğru mu? E doğru söyledim kardeşim ben. Hayır. Sen doğru söylemedin. Sen yanlış yaptın. İşte emir olduğun gibi dost doğru ol diyor Kur'an. Ben doğru adamım kardeşim. Ne olursa olsun. Ya geç kardeşim bana mı anlatıyorsun o meseleleri yani. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Festağım kema altında ezildim diyor. Ezildim ihtiyar oldum. Saçım sakalım bembeyaz oldu diyor. Anla ne doğruluğundan bahsediyorsun sen yani. <laughs> ne peki? Ya söylemez. Anladın mı? Her dediğin doğru olmalı fakat her doğruyu demek doğru değildir. Her söylemek hak olmalı fakat her hakkı söylemek senin hakkın değildir. Abi ben hakkı söylüyorum. Hayırdır hakikatin mübelliği sen misin yani? <laughs> Bırak başkası söyler sana gelmez o meseleler daha. Ha söyleriz elbette ama her hak her yerde söylenir mi? Bazen hak e-haktan daha e-haktır. Bazen yani normal mutavasıt durmak çok ileri gitmekten daha iyidir. Anlatabildim da mi? Her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Mesela ne diyorsun? Biri bir şey soruyor sana. Adamın arası açılacak. Adam karısı mesela, karı koca bir meselede sıkıntı yaşamışlar. Arıyor mesela arkadaşını. Bizi arıyor. Diyor ki ya diyor, diyor abi diyor falan abi filan abi kardeşim diyor. Ya bizim bey diyor e, şu anda diyor evde yok. Nerede olabilir acaba diyor. Sizin yanınıza geldiğini falan söyle diyor mesela. Anlatabildim mi? Veya sizin yanınızda mı diye arıyor. Şimdi mesela adama doğruyu söylesen ki o başka bir yerde. Mesela arkadaşlarla beraber biraz gezmeye gitmişler. Piknik yapmayı belki zarar edecek yani. Hani müsbet bir şekilde. Ne diyorsun? Ha doğru doğru gelip gidiyor buralara. Mesela doğru gelip gidiyor yani. Mesela oradan geçiriyorsun. Anlatabildim mi? Onu kurtarmak için yalan söyleyip burada demek yalancılıktır. Ne dersin? Yani olabilir ben gerçi dışarıdayım falan diyorsun mesela. Girip çıktım diyorsun. O ara bir telefonum çekmemiş falan olabilir diyor. Böyle yuvarlıyor, yuvarlıyor. abla anlıyor diyor ki tamam abi tamam tamam. Ali Osman abi bize bir şey yok diyor. Tamam abi görüşürüz diyor. Ve işte İbrahim abi bize bir şey. Kapatıyor dedim. Tevil budur yani. Doğruyu söyledim. Yok. İşte gelmedi buraya. Ahmet hocam gelmedi. Mesela düşünsen evde ne olur? Hani derse gitmiştin sen? <laughs> Mesela olur belki adam başka bir yere derse gitmiştir yani. Öyle mi? Bir sürü ders var yani. <laughs> değil mi? Örnek veriyorum. Balık tutmak da bir derstir. Biriyle karşılaşırlar. Ondan balık tutmaya dair ders alıyordur mesela. O da derstir. Doğru derstedir diyebilirsiniz mesela. Dünyada her şey insan için bir ders değil midir? Yaşadığı musibetler bir ders değildir. Başına gelen her şey imtihanlar ders değil midir? Ha derse gitmiş olabilir diyorsunuz. Niye? İçtimai hayatın her tarafı bir derstir çünkü bize. Ha bak anladın Tevil yani. Ama yalana cevaz yok. Bak tekrar döndük. Yalana cevaz yok. İnsan tevil edebilir. Ama bir süre sonra teviliniz eğer çok tevil ederseniz ne olur? anlaşılır. Anlaşılır onun etkisi kalmaz yani. Tesiri kalmaz. Onun için çok fazla şey yapmayalım. Öyleyse hulasa netice yol ikidir. Ya sükuttur. Adam bana sordu böyle 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 mi? Konuşsam yalan sözüm. Ne, ne yapayım? Tevil demiyorum. Ya sükuttur. Çünkü söylenen her sözün doğru olması lazım. E söyledim. E, doğruyu söylesem ama ortalık karışacak. Ne yapmam lazım? Susuyorum sükuttur. İki veya sıdıktır. Doğru söyleyeceksin. Doğru sözlü olacaksın. Çünkü İslamiyet'in esası sıdıktır. Şimdi demin küfrü saydı ya tersini sayacak şimdi. İslamiyet'in yani ters doğrusunu sayacak. İslamiyet'in esası sıdıktır. Müslümanın bir özelliği sıdıktır. İmanın hassası, iman şartı sıdıktır, doğruluktur. Bütün kemalata insanı terakki ettirici, ihsal edici sıdıktır. Ahlak-ı aliyenin hayatı sıdıktır. Öğrendiğimiz güzel ahlakın, eşimizden, dostumuzdan ettiğimiz istifadenin bizi de devam etmesi doğru söylememize bağlıdır. Terakkiyatın mihveri sıdıktır. Yani insani gelişimizin, beşeri bütün insanlığın gelişmesinin mihveri, kamçısı sıdıktır, doğruluktur. Alemi İslam'ın nizamı sıdıktır. Müslümanların arasındaki kantarata ölçü, mizan doğruluktur, sıdıktır. Nevi beşeri, Kabe-i kemalata ishal eden sıdıktır. Yani Kabe veri, Kabevari bir imana yükselten bütün insanlığı o haldeki, Kabe'nin etrafındaki halete büründüren doğruluktur. Ashab-ı kiramı yani sahabe-i güzini ashab-ı kiramı bütün insanlardan üstün tutturan sıdıktır. Dedik ya zekatı, sadakası, ibadeti olmayabilir. Ama hayatları boyunca hiç yalan söylememişler. Sahabeler hiç yalan söylememiş. Efendimiz'e geliyor bir günahını itiraf ediyor. Ya Rasıp ben böyle yaptım diyor. Yok diyor sen yapmazsın diyor Efendimiz şahit olmamak için. Yok yok yapmamışsındır yapmazsın sen diyor. Efendim yaptım diyor ısrarla. iki defa üç defa tekrar ediyor mesela. Meşhur bir rejim meselesi var bu mesele için. Tekrar ediyor tekrar ediyor. Kendi hakkında üç defa şahitlik yaptığı için mecburen hüküm tatbik ediliyor. Efendimiz duymaz geliyor normalde. Yoktur sen öyle bir şey yapmazsın. Ya ne gerek var yani. Dolayısıyla sahabe günahında bile sadık. İtiraf edebiliyor. Ya asıl saadetin saadetinin temelinde doğruluk var demek. O zaman cemaatimizde yalan varsa biter. Arkadaşlığımızda yalan varsa biter. Evliliğimizde yalan varsa biter. İç dünyamızda yalan varsa iman gider art her tarafa tatbik et. Yalan bu işin zehridir. O zaman bir evlilik, bir aile, bir arkadaşlık, dostluk, bir ticaret, bir hane, bir aile, bir cemaat, bir topluluk, bir cemiyet, bir camia, bir kuruluş temeline veya içine herhangi bir yerden yalan girmişse yıkılmaya, çökmeye, dağılmaya mahkumdur. Ama yalan yoksa bir şey olmaz. Devam eder Allah'ın izniyle. Onun için bütün sarsıntıya giren ilişkilerde, beşeri ilişkilerde orada ilişkilerde kontrol edilmesi gereken tek şey yalandır. Yalan meselesi o ilişkiye ne kadar taalluk etmiş. Dolayısıyla a, hepimiz insanız. Ben de sen de o da bir daha. Herkes bu hatayı yapmış olabilir. Ne dersin? Kardeşim ben yalanın böyle olduğunu bilmiyordum. Bizi pembe yalan, yeşil yalan, kırmızı yalan diye kandırdılar senelerce. Tatlı yalan, beyaz yalan. Annemize babamıza dayak yememek için, kızmaması için yalan söyleyebiliriz dediler. Kandırdılar ama ne olursa olsun gerekirse babamdan zılgıt yerim. Gerekirse tahkiri yerim. Gerekirse işten kovulurum ama yalana tenezzül etmeyeceğim ben bundan sonra. Ne hata yaparsam yapayım ya susacağım, konuşmayacağım ya da yalan söyleyeyim. Doğru olacağım. Onun için mesela ben bazı babalarda görüyorum. Diyor ki mesela çocuğuna karşı diyor abi diyor yalan söylemez. Ona sorun o doğruluk eğitim vermişler çocuğuna. Böyle bir iki tane ailede gördüm. Düne hata yaparsa yapsın yalan söylemez diyor. Bak şunu yapar, şunu yapar, yalan söylemez. Diyor. Çok kıymetli. Ben bir mesela anlatayım bu hadise münasebetiyle Allah rahmet etsin. Bizim valideyle ile Antep'teyiz. Ben öğrenciyim. Annem valide ziyarete geldi. Bir ailede misafiriz. O ailenin çocuğu da ben daha yeni risale-i nur'u tanıdım. İşte abiler annem misafir geldiği için babamla işte annem orada misafir kaldı. O abinin çocuğuna annem bizde şöyledir mesela çocuk bir şeyle oynar. Çocuk oynarken çocuğun elinden onu nasıl alırsın dersin ki attım kargalar götürdü leylekler götürdü dersin. Çocuk dedi ki, aa gitti der. Annem de çocuk televizyonun kumandasıyla oynuyor. Ağlıyorsunuz diyor iki yaşında bir çocuk bir buçuk iki yaşında bir çocuk. Annem dedi ki o attık gitti dedi kargalar leylekler götürdü dedi. O evin sahibi hanım anneme bir kızdı. Hani azarlamak şeklinde değil. Hamit teyze sen ne yaptın dedi ya. Biz ona doğduğundan beri hiç yalan söylemedik dedi. Yani yukarıdan aşağı boşaldım derler ya. Gitti yani. Ben dedi annem bir tuhaf olduk yani. Hamit teyze ne yaptın? Biz hiç yalan söylemedik ona dedi. Bizdeki o kumandanın kaybolmasına latife var. Çocuğu ikna etmek için söylenen şey var. Onların dünyasında yalanmış. Sonra anladım ki bu yalan böyle bir şey. Bak, bir nur talebesinin evinde olan anladım. Hiç yalan söylemedik biz ona dedi. Şimdi çocuklarımıza yalan söylüyoruz mu söylemiyoruz. Çocuklar yalancılık dersini rahleyi tedrisi kimden alıyor o zaman? Maalesef aileden eşten do dolayısıyla. Bak bir uç örnek verdim. Hayatıma imza atan bir olaydır bu. Unutamadığım böyle gene hala tüylerim diken diken olduğu bir haldir yani. Ne yaptın sen Hamiyet teyze dedi ya. Biz hiç yalan söylemedik ona dedi. Sanki böyle 50 yaşında bir adamdan bahsediyor. Ne yalanı ya? Hani bize göre ne yalanı? Leylekler götürdü kumandayı. Onların da ili için kumanda kırılacaktı yoksa. <laughs> yani onların yaptığı binayı sanki yıkmış gibi olduk. Dolayısıyla bu ölçülerle hareket etmek lazım. Yani bir insanın, bir Müslümanın dünyasında bu olması lazım. ashab kiramı bütün insanlardan üstün tutturan sıdktır. Muhammedi Haşimi'yi niye Haşimi? Yani onların kanında bu varmış. Hazreti Ali Efendimiz de öyle ya. Diyor ya Hazreti Ali için bir vasıf kullanıyor. Hadi bakalım. Mümaşaatsız. Yani kafasını kessen zerre kadar doğruluktan taviz vermez. Alevlik bahsinde geleceğiz mümaşaatın ne olduğuna. Yani Hazreti Ali'nin niçin böyle bir meselede katle maruz kaldığına. Üstad öyle bir tarif ediyor ki yani mümaşaatsız bir zat olması lazımdı. Evet dayandı diyor ya o meseledir işte. İnşallah Alevilik bahsinde bu mesele çok derin doğruluk meselesi. Hazreti Ali doğruluğundan dolayı son halife olmuş zaten. Onun zamanında doğru olmak gerekiyormuş. Başka hiç kimse dayanamazmış. Mümaşaatsız. Öyle bir zamana onun için cenab tehir etmiş onu. Neyse hulasa uzar. İşte Muhammedi Haşimi'yi İbrahim Aleyhisselam'ın peygamber neslinden gelen o zatı Haşimi neslinden gelen o zatı Aleyhisselatü Vesselam, ama Aleyhisselatü Vesselam demedi. Aleyhisselam dedi. Niye? Çünkü diğer peygamberlere atıf var burada. Aleyhisselatu vesselam peygamber efendimizin hususi şiarıdır. Mesela bazı ben bakıyorum televizyonda falan hoca falan böyle hakikaten alim insanlar İsa aleyhisselatu vesselam diyor. Denilmez. Aleyhisselatu vesselam sallallahu aleyhi ve sellem sadece peygamber efendimizin hususi şiarıdır. Ondan başkasına kullanılamaz. Efendimiz aleyhisselam diyebilirsiniz. Bütün peygamberlere denildiği gibi. Ama onlara diğer peygamberler ve vesselam diyemezsiniz. Çünkü miraca çıkan salat ve selamı üzerine alan yalnız odur. Hatırlarsanız okumuşuz bunları biz. Salat ve selam ondadır sadece. Öbür peygamberlerde selam vardır salat yok. Yani halktan hakka gitmemişler. Haktan halka gelmişler. Efendimiz halktan hakka gitmiş. Onun için salat var. Öbür peygamberlere selam var sadece. Neyse hülasa çok fazla dağıtmadan Muhammed-i Haşimi aleyhisselam yani bütün peygamberleri ve peygamber efendimiz aleyhisselatü vesselam'ı merati bir beşeriyenin en yükseğine çıkaran sıdıktır. Efendimiz'i Aliül ala yapan, o mertebeye çıkartan doğruluğudur, sıdkıdır. Düşmanları dahi ona eski döneminde yine Muhammedül Emin lakabını takmışlardır. Cenab-ı Hak yalandan, yalancılardan, yalancı insanlardan, münafıklardan ve küfrü, yalanı, inkarı kendi meslek etmiş insanlardan bizleri uzak etsin, beri etsin, muhafaza etsin onlarla beraber bizi de gene aynı şekilde yalanın bizzat kendinden nefsimizi uzak etsin. İnsan nefsine kanabiliyor, nefsine aldanabiliyor. Hata yapmışızdır, yapıyoruzdur. Farkında olmadan uç örnekler verdim. Hani o çocuk misali kumanda meselesi falan çok ince meseleler. Onun için çocuğumuza, çocuğumuza ne olursa olsun, şakayla da olsa yalan söylemeyelim ki doğruluk dersini İslam fıtratı üzerine yaratılan çocuklar doğruluk dersini biz bozmayalım yeter. Zaten doğru niye? İslam fıtratında yaratılmış zaten. يبوز يوسف السادس بوزي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وَآخِرُ دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة مَعَ الصلوات